Kral ve Ben'e hoş geldiniz. İnsanoğlunun varlığını sürdürdüğü günden bugüne metafizik varlıklarla teması hep gündemdedir. Bazen kültürlerde, bazen hikayelerde, kimi zaman dinlerde hep karşımıza çıkmıştır. Birazdan Volkan Ergenekon'la bu konuları tartışacağız. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Ertan'cığım. Ya seni burada ağırlamak, Kral ve Ben'de ağırlamak büyük bir zevk. Biliyorsun senle metafiziğin dışında herhalde her şeyi konuştuk. Evet. Değil mi? Evet. Siyaset konuştuk, Orta Doğu konuştuk, Orta Doğu daha önce konuda. Kral ve Ben'de. Şimdi metafizik senin aslında en önemli konularından biri. Evet. En önemli araştırma noktalarından biri. Evet. Bir soru soracağım. Sen aslen asker kökenlisin. Evet. Metafizik ve askerlik evet. Birbirine çok uyuşmayan değil mi? Yoksa benim algım değil herhalde bu. Evet. Birbirine uyuşmayan iki tane farklı konu. Evet. Nasıl oldu da bu konulara girdin? Metafiziğe nasıl bulaştın? Öncelikle tenezzül buyurup beni programına davet ettiğin için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten şeref duydum. Elimizden geldiği kadar, bilebildiğimiz kadarıyla açıklamaya çalışacağız. Ancak öncelikle sen bu konularda akademik çalışma yapmış, ciddi, çok ayrıntılı olarak çalışma yapmış bir kişi olduğun için seninle bu konuları görüşmek çok kolay olacak. Çünkü askeri konularda metafizikle sanki ilgilenilmiyormuş, askerlik metafiziğe uzakmış gibi bir algı varsa da fakat tarihsel sürecinde ele aldığımız zaman kendi askeri tarihimizde Atatürk'ün de metafizikle çok ilgilendiği, evet. Mesela Mu olaylarıyla evet. Bizzat ilgilendiği, Tahsin Mayatepe'ye göndermesi, gönderdiği, evet. Biliyorsun Meksika'ya tabii, gönderip Meksika'ya o konularda araştırma yaptırması. Onun dışında mesela yine bazı hatıratlarda iyi bildiğin gibi evet. Fethi Çakmak'la, evet. Kazım Karabekir Paşa'yla, Ali Fuat Cebesoy'la birlikte Abdülhamit Han'ın toplanıp ruhunu çağırdıkları, onunla görüştükleri şeklinde bu ne kadar doğru? Var. Yani hiç bu, kaynak bulabildin mi tabii, bu konuyla ilgili? Kaynaklar var. Onları çok rahat ibraz edebilirim. Birkaç kaynak var hatta bu konuda. Zaten Atatürk'ün özellikle kendisinde de bazı medyumsal özellikler var. Mesela Adnan Menderes'in asılacağını önceden söylemesi gibi. Ali Bektan Bey'in bu konuda bir kitabı var, araştırmaları var. Muhakkak ki bu liderler sadece şimdi mesela Atatürk'e ilgili değil, bir Hitler'in de Thule örgütüyle birlikte gelişen yani Rosenberg'in Eskart'ın, Haushofer'ın yetiştirdiği, eğittiği bir kişi. Ona bakarsak Hitler'in değil sadece Lenin ve Stalin'de de metafizik çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü bir mikrodan makroya doğru gelecek olursak bir kişi nasıl kendi hayatında sadece maddi dünyasını değil metafizik dünyasını da geliştirirse gerçek başarıya ulaşırsa liderler de devletler de fizikle metafizik çalışmayı dengeli bir şekilde ileriye aksettirirlerse başarıyı sağlarlar. Büyük liderler, rehberler bunu kendilerine şiar edinmiştir. İşte Hitler gibi, Lenin gibi, Stalin gibi, Atatürk gibi, İmam Hümeyni gibi. Çünkü İmam Hümeyni... Ne için? Çünkü, en önemli konu bu. Evet. Çünkü bunlar metafiziğin... yani buradaki konu bireysel bir davranış mıdır? Evet. Çok altını çizerek söylüyorum Volkan. Yoksa bunların hepsi lider oldukları için... Bir zümreyi, bir toplumu veyahut da bir ulusu yönetiyorlar. Evet. Burada kullandıkları bir teknik mi bu? Bence teknik. Evet. Çünkü tarihsel süreçte hepsi bir kendisinden önceki devirlerde yaşayan kişilerin hayatlarını inceliyorlar. Görüyorlar ki bir toplumu en kısa sürede ben nasıl etkilerim? Kendi akaidime, inancıma çekip nasıl hedeflerime varırım? Bunun çalışması şu an bile modern dünyada bile Amerika'da yapılmakta. Evet. Amerika, İsrail ve İngiltere'nin ortak bir konsorsiyumla bir çalışması var. Mükemmel bir insan, çok zeki bir insan, az hastalanan ve normal bir insandan 4 kat, 5 kat daha üstün bir zekaya sahip insan nasıl yetiştirebiliriz? Çünkü nihayette bugün anlaşıldı ki savaşlar
konvansiyonel... Öjenik bir olayın dışında bir şeyden bahsediyorsun. Yani evet, genlerle oynamaktan genlerle değil. Bu yani, da dahil olmak da üzere dahil. Ama tabii, asıl konu daha çok metafizik tarafıyla uğraşmaktan bahsediyorsun değil muhakkak mi? Muhakkak ama evet, şimdi bu programdan önce seninle özel evet, konuştuğumuzda sen çok güzel bir şey söyledin. Metafizikle ilgili simya ilminin de tabii, bu işin içerisinde olduğu. Görüyoruz ki metafizik dendiği zaman tek başına metafizik değil. Bunun içerisinde kimya ilmi var, psikoloji ilmi var, sosyoloji ilmi var. Nitekim yani konu konuyu açıyor. Ben buradan maalesef içinde düştüğümüz buhranın nereden kaynaklandığını ele alacak olursak, Kur'an tefsirleri bile böyle değil mi? Yani Türkiye'de tefsir yapıldığı zaman sadece Arapça bilen işte İslam tarihini, fıkıh, kelam ilmini bilen bir kişi, Arapçayı bilen bir hafızın tutup yazdığı bir şey oluyor, eser oluyor. Oysa ki evet, Kur'an, gerçek Kur'an tefsiri de masaya bir psikolog oturtulmalı, bir sosyolog oturtulmalı, bir biyolog oturtulmalı. Ya gelin bakalım, siz burada Kur'an'da incirden zeytinden bahsediyor. Neden bu meyvelerden bahsediyor? Burada neyi kastetmiş olabilir? Veya bir antropologdan danışarak veya bir sosyoloğa danışarak evet, neden sosyolojik olarak peygamberimize bu şekilde söylenmiş? Neden toplumu şu şekilde yönlendirmiş? Hangi psikoloji ilmine dayanarak veya hangi sosyolojik verilere göre Rabbim bu emirleri göndermiş diye. Metafizik bunun neresinde? Metafizik de zaten dipsiz bir kuyu. Evet. Şimdi mesela bana aslında şöyle konuşalım mı? Daha doğru olacak. Şimdi metafizik dediğimiz konu. Tabii burada daha bilimsel olarak incelemeye çalışacağız seninle. Belki televizyonlarda yani, çok konuşulmayan tarafı burası. Ben de öyle İlk defa istiyorum. Böyle. Evet. Yani daha çok algılanan konu şu. Sabah kadın programlarında üç harfler diye başlayan Rütürk'ün evet, evet, nedense bir türlü anlamadığım konu da budur. Evet. Cin konusunu konuşmayın der, Kur'an'da yazar. Evet. Yani böyle bir yani tezatlığın da olduğu bir kavramın konuşulduğu bir şeyi konuşmayacağız. Hı hı. Bahsettiğimiz daha çok metafizik, doğaüstü konular. Daha çok bahsedeceğimiz konular, yani seyircilerimize de çok net söyleyelim. Hı hı. Bu işin daha çok bilimsel tarafı. Evet. Bir de şöyle söyleyelim, belki açılışta söylediğim gibi, gerçekten var mıdır? Varsa bunun teknikleri nelerdir? Hı hı. Bunları daha çok araştıracağız seninle. Senden bir dinlemeye çalışacağız. Evet. Şimdi tabii maalesef Türkiye her konuda olduğu gibi metafizik konusunda da son derece girip seviyede. Evet. Bu gerçek. Bunun sebebi de akademik bir çalışmanın olmamış olması. Oysa ki biz Avrupa'da gördüğümüz zaman, yani mesela biyoloji bize şu son 20 yıldır bizde revaçta olan işte R2 çalışmaları vesaire diye olan çalışma Avrupa'da 1700 yıllarında Mesmer'le başlamış. Evet. Veya ilk parapsikoloji okulu 1880'de İngiltere'de kurulmuş. Daha Atatürk doğmadan bir sene önce İngiltere evet, metafizik enstitüsünü açmış. Şimdi peki bu enstitülere baktığımız zaman bunların başında kimler var? Bakın Avrupa'da nasıl bir metafizik çalışması var? Bizde ne durum? Bizde Medyum Necla, Medyum Ayşe, Medyum Ahmet, Medyum Mehmet de gelişen böyle merdiven altı çalışmalarla bu iş yürütülürken ta 1800'lerden itibaren Avrupa'da Nobel Bilim Ödülü sahibi profesörler, dekanlar ve başbakanların başkanlığında bu çalışmalar yürütülmüş. Şimdi size eğer müsaade edersen lütfen, bunların örneklerini vermek istiyorum. Bakın. Bol bol bize herhalde kaynakla gelmişsin gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi bakınız mesela Henry Sidwick 1838 doğum tarihi, vefatı 1900'lerde. İngiliz düşünür, ahlak felsefe profesörü. Sir William Crookes, İngiliz fizikçi ve kimyacı. Ve Crookes tüpünün ve Crookes radyometresinin mucidi. Katot ışınları çalışmalarının öncüsü. Yani bizzat pozitif ilimlerle uğraşan profesörler metafizik derneklerinin başkanlıklarını yapmış. Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett, İngiliz fizik profesörü, bakteriyologlar, Henry Bergson, biliyorsun evet,
kendi adıyla anılan felsefe ekolünün öncüsü. 1927 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış. Ya şimdi listeye göz attığımda görüyorum, evet, bu adamların çoğunu biliyorum tabii, evet, bilim adamı. Bunlar müthiş insanlar. Evet. Yani insanlık tarihinde büyük pencereler açmış bilim adamları bu. Bakın mesela, evet, Charles Richet 1913 Nobel Fizyoloji Tıp Ödülünü kazanmış bir kişi. Profesör Emmanuel Fransız Bilimler Akademisi Başkanı. Sir Oliver Lodge ise İngiliz fizik profesörü, güneşin radyo dalgaları yaydığını ilk fark eden bilim adamı. Evet. Yani görüyoruz ki metafizik ismi üstüne anlaşılacağı üzere fizik ötesi demek. Evet. Fizik ötesi ezoterik olaylarla ilgilenen bilim dalı. Fakat buna rağmen bunların başkanlıklarını pozitif ilim sahibi bilim adamları, Nobel ödülü almış ve başbakanlık seviyesine kadar çıkmış kişiler bu işleri götürmüşler. Şimdi Türkiye'de durum nasıl? Maalesef Türkiye'de acınacak durumda. Hemen hemen hiç kimse yok. Fakat Türkiye'de de spiritüel anlamda alınmış bu çalışma. Ben de nitekim ortaokul son sınıftan itibaren bu şekilde bir çalışmaya girdim. Mecburen girdim. Çünkü metafizik tetkikler ve ilim araştırmalar bu konuda daha çok Ergun, evet, Arıktal'la gelişen bir olay. Fakat İslam'la bütünleşmeyen, benim inancıma gördüğüm tecrübelerden elde ettiğim kadarıyla bütünleşmeyen bir çalışma her zaman atıl kalıyor, eksik kalıyor. Evet. Nitekim bunu bu tür rahatsızlıklara muzdarip olmuş kişilerin de tedavisinde bunu görüyoruz. Fakat bu tedavi deyince zannediyor ki aslında İslam'la başlamış bir olay gibi. Oysa tarihsel sürecini ele aldığımız zaman ta Aristo'dan, Cicero'dan ve Maya, Keçva, İnka uygarlıklarından tutun şamanların ritüellerine kadar ki onlar biliyorsun din adamlarına, evet, kaman diyorlardı. Onların ritüellerinde ve İncil'lerdeki örnekler göstereceğim müsaade edersen. Lütfen. Burada İncil'de de buna ait bazı baplar var. Bakın mesela Kitab-ı Mukaddes Luka'da 11'e 24 ve 26. sayfalarda ve Kitab-ı Mukaddes Markos'ta 9'a 38 ve 39. baplarda bununla ilgili örnekler var. Hatta ben şöyle söyleyebilirim. İnanın Yuhanna İncil'ini hariç tutacak olursak. Ben çünkü Tevrat'ı ve İncil'i de ayrıntılı olarak inceledim. Altlarını tek tek çize çize. Yuhanna'yı niye ayırıyorsun? Yuhanna'da çünkü bu kavramlar yok. Evet. Diğer 3 Markos Luka göre çok daha farklı bir anlatım var orada. Fakat burada mesela eğer örnek ama olarak Yuhanna İncil'i olursak, zaten içinde en farklı olan İncil'dir. Hem evet, dil, evet, itibariyle de, evet, hem de vahiyleri itibariyle, evet, değil mi? Evet, evet. Bakın mesela burada Matta'da mesela havariler biz bu cini neden kovamadık diye sorunca Hazreti İsa onlara bu tür cinler ancak dua ile kovulabilir diye buyuruyor. Nerede? Markos'ta 28 ve 29. baplarda. Evet. Şimdi buna benzer size o kadar çok anlatabilirim ve hatta belki inanmayacaksınız. İnanın İncil'in dörtte biri tamamen metafizik olaylarla ilgili. Cinlerin kovulması, çünkü 12 havarilerine İsa Aleyhisselam bunları öğretiyor. İnsanlara musallat olan cinlerin nasıl bir tedaviyle kurtarılması gerektiğini izah ediyor. Ve onlar da gittikleri yerlerde, Hristiyanlığı tebliğ ettikleri yerlerde bu metotları kullanıyorlar. Yani ilk önce kendi havarilerine İsa Aleyhisselam bunları öğretiyor. Tabii daha önceye gelirsek, hahamlarda da ritüeller, evet, var. Yani tam soracaktım ben de onu. Kabbala'da, evet, Kabbala'da bununla ilgili cinlerin nasıl bertaraf edileceği bir mekana. Eski ahitte neler geçiyor? Eski ahitte Tevrat'ta da yine bununla ilgili bir sürü baplar var. Zaten Kabbala incelendiği zaman tamamen cinleri kullanarak yapılan bir ritüel biçimi. Evet. Evet. Şimdi onda da mesela bakın size Das Reich Satans, Karl Freaking kitabı 101. sayfada diyor ki Kabbala büyücülüğün anlamını kavrar. Kabbala sayesinde kara büyü dünya çapında itibar görmüştür. Yani ki büyü ortaya çıktığı zaman büyü de yine sadece simya ilmiyle değil, esas anlamıyla cinlerle yapılan bir çalışma. Hatta bakın Shimon Halevi, ki mükemmel bir cümledir bu. Kabbala isimli Tradition of Hidden Knowledge
isimli kitabında 12. sayfasında evet. aynen şunu ifade ediyor. Pratikte Kabbala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur. Demek ki o zaman burada sadece bireysel bir çalışma söz konusu değil, dünya hakimiyeti ve diğer dünya devletlerini de ekonomik, sosyal, siyasal yöne etkileyecek evet. metotlar var. Kabbala'nın içinden bahsediyorsun. Evet. Şimdi ta o zamandan beri böyle olduğuna göre elbette dünya liderleri de gerçekten, çünkü bir lider olmak hakikaten kolay değil. Sadece bilgiye dayalı bir şey değil. Metafizik bir gücünde olması gerekiyor insanlar etkilemek için. Çünkü görüyoruz ki bu liderlerden çok daha zeki insanlar da vardı dünyada. Tabii. Çok daha çalışkan, çok daha başarılı insanlar da vardı. Ama öne çıkamadılar. Yani şimdi Adolf Hitler'i ele alacak olursak, Birinci Dünya Savaşı'nın sadece bir onbaşıydı. Ama National Socialist Deutschland Theater Parti'yi kurduğu zaman 26 kişiyle başladığı harekete 9 yıl içerisinde 27 milyon 500 bin kişisi onun führerliğine evet dedi. Evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda onbaşı olan bir kişi, İkinci Dünya Savaşı'nda Göring gibi, Goebbels gibi, Rommel gibi mareşalleri karşısında esas duruşta ayakta dikti. Şimdi bu korkunç gelişme bunun nasıl olabildi? Bunun metafizikle ilgisini soracağım. İlgisi evet. şöyle. Ata Nur'un abiyle de biraz önce içeride konuştuk. O da bunu teyit etti. Zaten bu konuda çok güzel bir kitap çalışmanız olmuş. Ondan evet. dolayı da acizane tebrik ediyorum. Adolf'un kavgası. Evet. Onlarla bahsedersen sevinirim program arasında. Çünkü o kitabında da bu konuları işlemişsin. Hani evet. metafizik çalışmalarını. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda bir gaz bombasının gelmesi sonucunda Hitler'in gözleri kör oluyor. Ve bu Avusturya Fransa sınır arasında bir hastaneye yatırılıyor. Orada artık bu Rosenberg'in ve diğerlerinin bir çalışması, çünkü onda da yalnız bir temelde bir mutlaka bu metafizik çalışmada bir temel kabiliyet gerekiyor. Nasıl bir futbol, bale, şarkı da temelde bir fizyolojik yetenek kabiliyet, yetenek gerekiyorsa evet. metafizikte de bu gerekiyor. Evet. Algıları açık olması Algıları lazım. Algıları açık olması evet. gerekiyor. Bunlar Haushofer gibi Thule örgütünün güçlü insanları, Rosenberg gibi esas temelde olan kişiler bunu fark ediyorlar, bu kabiliyetini, ve orada bir çalışma yapılıyor. Ama o çalışmanın ne olduğu daha belli değil. Ve Hitler'in gözü iyileştiriliyor burada. Kendisine bu kabiliyeti görünce özellikle Eskart'ın çok büyük çalışması gayretiyle Hitler yetiştiriliyor ve Führerliğe doğru adım atılıyor. Evet. Öyle burada bir var. Ekleme yapayım ben de. Hani burada aslında izleyicilerin daha çok Tavistock konusunu çok iyi incelemeleri lazım. Yani evet. Tavistock'u inceleyen insanlar şunu görecekler ki Führer'in, yani Hitler'in varoluşundan sonuna kadar, 1945'e kadar, 1889'da doğmuş, 1945'te ölmüş bir karakterin ve dünyayı çok etkileyen bir karakterin bir anda nasıl değiştiğini anlatan bir hikaye. Evet. Tavistock'u incelerlerse bu bahsettiğiniz hastaneye yattıktan sonra değişim hikayesini çok iyi anlayacaklar. Çünkü buyurun lütfen. Nasıl sade bir kişi nasıl birden şöyle bakalım mı? Şöyle gittik. Bir İseviliğe baktık, Müseviliğe baktık. Peki tasavvufta ne durumda metafizik? Şimdi tabii tasavvufta tekrar bu konulara döneceğim. Kafamda bir soru oluştu. Onu sormak için söyledim. Evet. Şimdi Batılı yazarlara baktığımız zaman mistizmi tasavvuf, İslam tasavvufu olarak değerlendirirler. Oysa ki ikisi bir değildir. Çünkü mistizmde mistizm pasifizitidir. Yani dünya zevklerinden fizyolojik olarak bedeni ve cinsel perhize girerek dünya hayatından, zevklerinden uzak, daimi olarak bir uzak kalma söz konusudur. Mesela Hindularda, Brahmanlarda, bazı papazlarda ve hahamlarda bunu görürüz. Özellikle Budist ve Brahman rahipleri mağaralara çekilirler ve insanlardan uzak ormanlara çekilirler ve orada çok az bir yiyecekle, günde çok az bir avuç kadar bir yiyecekle sürekli bir mantra dedikleri, bizim de zikir dediğimiz
Evet. Biz esmaları çekiyoruz. Onlar da mantra dedikleri, mesela Virna gibi, Kirna gibi bazı kelimeleri sürekli tekrar etmek suretiyle bir meditasyon çalışması yapmakla ruhlarını yükseltme ve nirvana'ya ulaşma. Yani felafillah, hani Allah'a ulaşma, Allah'ta var olma akaidi vardır ya, evet. İslam felsefesinde. Oysa ki bu ikisi aynı değildir. Çünkü İslam'da daimi bir perhiz, daimi bir geri çekiliş yoktur. Sadece geçici olarak mesela 40 günlük riyazata girmeler vardır. Biliyorsunuz, evet. Çilehaneler vardı. Tarikat şeyhlerinin ve müritlerinin çilehaneleri vardı. Oraya kapanırlardı. 40 gün hiçbir insanla görüşmeden, konuşmadan sürekli oruç tutarak, hatta mesela Mevlana'nın Şems-i Tebriz ile yaptığı visel oruçları vardır. Aslında visel orucu İslam'da haramdır. Yani böyle ağır, ancak çok üst düzeyde kişilerin girebileceği oruçlardır. Yani 3 günde bir oruç açma, iftar açma şeklinde 3 gün hiçbir şey yemeden içmeden tutulan oruçlardır visel oruçları. Evet. Ama Peygamberimiz bunları bizlere yasaklamış. Çünkü İslam ifratla tefriti reddeder. Her şeyi ölçüsünde. Hem bu dünya için yaşayacağız, hem ahiret için yaşayacağız. Ama bunu tabii ki tasarruflu bir şekilde, lükse, israfa kaçmadan, yani dünya nimetlerinden kopmadan geçici riyazat halleri İslam'da vardır. Ama diğer dinlerde ise daimi. Mesela hiç evlenmeme bu gibi. Bu neyin hazırlığı? Dünya. Bu ruhu yükseltmek, nirvana'ya ulaşmak ve hatta da bazı dördüncü boyutlarda varlıklarla görüşmenin de bir hazırlığıdır. Evet. Veya Allah'a ulaşmanın bir anlamıdır. Fakat şimdi bundaki sakıncaları baktığımızda, mesela Hristiyanlık'ta, mesela özellikle Katolik akaidinde, mesela papazların ve rahibelerin hiç evlenmeme olayları, ki Rabbim bizden bunları istemiyor. Orada aslında şöyle bir saplama yapmak istiyorum ben de. Şimdi Katolik Kilisesi rahiplerin evlenmeme üzerine kurulu, evet, bir sistem. Oysa ki, yani bir şeyi hatırlatmamız lazım. İsa belki de evli. Evet. Yani bütün havariler evli. Evet. Şimdi aslında İsa'nın da bir Yahudi olduğunu düşünürsek, yani kendisinin Hristiyan olduğunu bilmiyor İsa. Evet. Yani Yahudi olarak öldüğünü bildiğimiz zaman Katolik yapısının ne kadar sorgulanır olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Lütfen devam et. Şimdi burada zaten baktığımız zaman mesela İsa Aleyhisselam kendisini halife olarak Petrus'u biliyorsunuz, evet, atamıştı. 12 havariden birisi. Sözde tarif edilmiş olan İncil'de sürekli olarak Petrus'a ve çevresindeki havarilerine işte öldürüleceğini falan ima ettiği zaman Petrus onu azarlıyor. Markos'ta ve Luka'da. İkide bir bunları söyleyip durma diyor. İnsanların moralini bozma şeklinde azarlıyor. Şimdi bunu mantıki olarak düşünecek olursak, bir havari, ona tabi olan birisi nasıl bir peygamberi azarlayabilir? Sonra İsa Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Çekil önümden şeytan, evet, diye azarlıyor. Oysa ki böyle öğrenci öğretmen ilişkisinde bile böyle ifadeler kullanılabilir mi? Yani tabii, imkansız. Hiçbir peygamber kendi yerine seçtiği bir halifeye şeytan yani der mi? Müridi olabilir misiniz? Olabilir fırça mi? Attığınız birisinin. Evet. Şimdi sen belki bazı konuda bana o şeyde İskariyot konusunda, evet, karşısın ama şimdi mesela bakıyoruz Yahuda İskariyot'ta bir ispiyonlama olayı söz konusu oluyor. Oysa ki Hristiyan akaidinde 12 havariler masumdur. İsmet sıfatına haizdir. Peki ismet sıfatına haiz olan bir şeyi nasıl ispiyonculukla değerlendiriyor İncil? Veyahut da Petrus'u nasıl böyle bir peygambere terbiyesizlikle adlandırabiliyor böyle bir hareketi? Tabii benim orada şimdi görüşüm mukayese farklı, biliyorsun. Farklı. Evet. Yine gelelim şeye. Tasavvuf. Evet, lütfen. Evet. Şimdi tasavvuf da zaten bence tasavvuf benim bakış açımla İslam eğer bir baklava ise tasavvuf da onun üstüne konan bir kaymaktır. Evet. Yani baklavayı daha da tatlılaştıran, renklendiren bir kaynaktır. Nitekim İmam Hümeyni bile rahmetullahi aleyh böyle düşünmüş
ve ilk defa Şia tarihinde, 1300 yıllık Şia tarihinde Şii medreselerine, kum medreselerine tasavvuf derslerini koydurmuştur 1963 yılında. Çünkü o da biliyor ki aynı zamanda tasavvufla İslam zevkli hale gelecektir, daha anlam kazanacaktır, evet, yükselecektir. Ama bugünkü uygulamalara, tasavvufun bugünkü uygulamalarına geldiğimiz zaman, o zamanlar bir okul, medrese ve fen bilimlerinin okutulduğu tarikatlar bugün artık bir miskinlik yuvası, bir fasifizite ve fenden, sosyal ilimlerden uzak bir hale getirildi. Ve İslam'ı çok daha başka mecralara sürükledi. Demek ki bunda işte tasavvufta da ifratla tefrit arasında kaçmama hususuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunda mesela ızdırap kavramı vardır. Evet. Mesela tafakkuh kavramı vardır. Tafk Arapça olarak bir şeyde başarıya ulaşmak için azami sabretmek, sebat etmek, çalışmak anlamındadır. Tafakkuf da bu konuda yapılan gayrettir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela İbn Abbas'a bu konuda dua etmiştir. Tafakkuf sahibi olması için, yani dinde derinleşmesi için, daha üst şeylere, yani batini ilimlere de sahip olması için dua etmiştir. Bunlardan birisi de mesela Hazreti Ali aleyhisselam'dır. Evet. Şimdi dolayısıyla ortaya... Şöyle gireyim mi? Daha çok işi bu tarafa çekmek istiyorum. Dinde bütünleştik. İşte üzerine kaymağı da koyduk. Tasavvufu da koyduk yani. Evet. Ve derinleştik. Şimdi metafizik yöntemi olarak ne yapacağız? Şimdi şu bir iki kavramı da eğer müsaade edersen Ertan'cığım. Mesela Bergson'a göre, Fransız düşünür Bergson'a göre... Sevgi ve basiret. Basiret, evet, konusu. Neden? Çünkü basireti neden girdik? Çünkü hepsi birbirine bağlı olan hususlar. Çünkü tafakkuhta tafakkuha girebilmek için, dinde derinleşebilmek için basiret sahibi olmak gerekiyor. Basiret ise Bergson'a göre sezgiyle eş anlamlıdır. Oysa ki sezgi hayvanda vardır ama basiret sadece insana has bir hususiyettir. Basiret sahibi olabilmesi için, yani metafizikçilerin ezoterik anlamda duru görüş sahibi olabilmek, hani bazı insanların göremediği şeyi görebilmek, hissedebilmek, önceden öngörü sahibi olabilmek için takva ehli olmak gerekir. Bu da ancak bazı ritüellerle, çalışmalarla insanın kendi dünya nimetlerinden çekip kendini ruhsal ve bedensel olarak yükseltmesiyle olabilecek bir çalışmadır. Evet. O yüzden basiret sezgi demek değildir. Her sezgi de basiret değildir. Çünkü nihayette tasavvufta nasıl hani mistizmle İslam tasavvufunu aynı tutmuyoruz. Çünkü İslam tasavvufunda vahiy artı insan düşüncesi vardır. Oysa mistizmde sadece insan düşüncesi vardır. Bu farklar vardır. Şimdi bunun altını çok net çizmek lazım. Evet, evet. Bu önemli. Şimdi gelelim günümüzdeki olaylara. Şimdi ben size bazı burada metafizik ilmiyle uğraşan ve onların başkanlığını yapmış kişileri, önemli bilim adamları, bilim adamlarının, evet, isimlerini verdim. Daha bunlar o kadar çok isimler ki programımızın konusu buna yetmez. Artık psikoloji profesöründen tutun, Vasiliyev, Rus fizyolog vesaire falan filan, hekimler, doktorlar, ünlü bakteriyologlar. Bunların içine. Peki tabii burada... Bu kişisel olmanın dışında bir fonun da bunları destekliyor olması lazım. Desteklemesi gerekiyor. Doğru mu? Çok güzel. Yani aslında biraz o konulara girelim istersen. Biraz da toparlamış oluruz konuları. Bunların arkasında bu fonu, bu araştırmalarını yapmalarını sağlayan kaynaklar nereden? Veyahut da bu konuları niçin araştırmalarını istiyorlar? Şimdi... Çünkü deklarasyon yapıyorlar. Eninde sonunda bir bilim adamı olarak bir yayın veriyorlar birilerine. Evet. Evet. Bunlar neler? Kimlere hizmet eder? Evet. Şimdi tabii bunlarda yine Yahudileri görüyoruz bu faaliyetlerin arkasında. Çünkü bu saydığın bilim adamlarının çoğu Yahudi. Yahudi, evet. Evet. Çünkü onların arz-ı mevuda, yani vaat edilmiş topraklara sahip olma akaide düşüncesi onları sadece fiziki anlamda, yani sermayeyle değil
aynı zamanda metafizik çalışmalarla da bir yere gelinmesi, hedeflerine varmak için sadece fiziki çalışmaya değil, metafizik çalışmayla da ancak bir hedefe varılabileceğini idrak etmişler. Bundan dolayı da buna çok önem veriyor. Çünkü her şey nihayette insan unsurunda bitiyor. Siz ne kadar savaşlar dahi bugün görüyorsunuz, en modern savaşlar bile ne kadar konvansiyonel silahlarda kullansanız, kimyasal silahlarda kullansanız nihayette bir yere kadar geliyor. Ondan sonra insan unsuru devreye giriyor. Şimdi bakınız, bundan mütevellit metafizikte okullaşmayı Batı ele aldı. Yani daha akademik seviyeye çekerek bu işi başlattı. Ne zamanlar? Bak, yani 3-4 tane ülkeden müsaade edersen örnek vermek istiyorum. Şimdi Avrupa'da parapsikoloji dalında bulunan üniversiteler. Edinburgh Üniversitesi, İskoçya'da. Northampton Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü İngiltere. Utrecht Üniversitesi yine Hollanda. İsveç'te Lund Üniversitesi yine İngiltere'de yine böyle bir okul. London Üniversitesi, Goldsmith Normal Dışı Psikoloji Araştırma Ünitesi İngiltere'de. Liverpool, Hope Üniversitesi yine Liverpool'da falan. Böyle her hemen hemen Avrupa'da Batı ülkesinde bir üniversitede parapsikoloji kürsüsü var. Ve bu konularda bilimsel olarak çalışma yapıyorlar. Ama tabii bu Doğu Blok ülkelerinde de bu çalışmalar olmuş. Mesela Çekoslovakya'da, Moskova'da, özellikle Rusya'da, Polonya'da mesela Ossieski ile birlikte gelişen, ki Ossieski de Yahudiydi. Evet. Çok enteresan bir olay. Wolf Messing ile gelişen yine Almanya'da, fakat tabii o da biliyorsunuz Yahudi asıllı olduğu için Hitler'in şeyinden korkusuyla Stalin'e sığınıyor ve 13 yıl Kremlin'de Stalin ona bir oda açıyor. Tabii. Bu konularda çalışma yaptırıyor. Şimdi Doğu Blok ülkelerinde de, fakat Asya'da da Moğolistan'da, Çin'de ve Japonya'da bu tür parapsikoloji çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Çünkü nihayette temelde insanlık tarihine baktığımızda Doğu kökenli bir metafizik çalışması var. Yani şamanizmle başlayan bugün. Neden? Maya, Keşva, İnka uygarlıklarında metafizik çok ileri düzeyde. Çünkü Bering Boğazı'ndan kanın denen iki kişilik kanolarla geçen Asyalıların, hatta bunların içinde çok büyük bir kısmı da Türk, onların Amerika'ya geçip orada şaman kültürünü Kızılderililer'de ritüellerini evet, devam ettirmesi. Hatta kendi örf adetleri bile çok benzerlik taşıyor. Hatta Atatürk'ün bile Tahsin Mayatepe'yi de gönderme sebebi olan konu. Evet, evet. Konu. Çünkü Doktor Reha Türkkan'ın da Türkkan, bu konuda evet, biliyorsun çalışması Allah var. Allah rahmet eylesin. Amin. Reha abi, Kral ve Beni de konuk olmuştu. Öyle belki mi? De en son programıydı bizle yaptığı program. Onun Kızılderililer Türk mü kitabından evet, bahsediyorsun. Evet. Evet. Şimdi ben de kendisi Kuleli Asker Lisesi'ndeyken bu konularda görüşmelerim oldu. Daha o zaman 74 senelerinde Kuleli 1-2 sınıf talebesiyim. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nda Beyazıt'ta bu konuları baş başa da konuşmuştuk o zamanlar. Şimdi demek ki Avrupa'da durum bu. Yani Batı'da tamamen metafizik çalışma okullaşmış, akademik seviyede, çok üst düzeyde bir ekiple bu iş götürülüyor. Bizde de örnekler yok mu var? Mesela şimdi Osman Ulusan isminde bir emniyet görevlisi bir arkadaşımız Beykent Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi hazırlamış. Ben inceledim, hatta sağ olsun benden de bahsetmiş o tezde. Onu da tevafuken gördüm. Evet. Yani bilerek alıp incelemedim. Sonra içindeyken benden bahseden şeyi ne gördüm? Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 200 sayfalık bir yüksek lisans tezi yazmış. Yardımcı doçent doktor Fuat Oktay da danışman olarak bu çalışmanın içerisinde bulunmuş. Bunlar güzel çalışmalar. Yani yavaş neden yavaş bahsediyor? Artık burada güvenlik yönetiminde metafiziğin tarihinden almış. Güvenlikte metafiziğin kullanılması yöntemlerinden bahsediyor. Çünkü kendisi emniyet görevlisi olduğu için böyle bir fakat bunu anlatırken de Avrupa'daki ve
Amerika'daki uygulamaları almış, evet. Ele tarihsel sürecini almış. Biyoenerjiyi ve benzeri çalışmalarla... Herhalde daha çok öngörüyle ilgili, duru görüyle ilgili. Evet. Onlardan da bahsediyor. Metafizik terimleri de ele almış. İşte obsesyon nedir? Levitasyon olayı nedir? Reenkarnasyon olayı nedir? Astral seyahatler olabilir mi? Astral seyahatler olabilir mi? Gibi. Veya hipnozla sorgulama yöntemleri nasıl? Bugün beyin okuma... beyin yıkama çalışmaları Amerika'da tabii bu ta 1957 yılında CIA'nin ve Mossad'ın bizzat ana konusu. Bir de metafizik varlıkları kullanma konusu. Kullanma tabii konusu. Evet. Geçirmemiz lazım. Evet. Şimdi bunlar var mı peki? Amerika'nın bu konuda bir çalışması var mı? Baktığımız zaman 1957 yılında... Amerika'nın bu konuda çalışması var mı? Çok ciddi çalışmaları var. Hatta Fort Detrick'te bir üste özellikle bu konuda ciddi bir çalışma içindeler. Geliyoruz yine Nazilere dayanıyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı akabinde esir alınan Nazi bilim adamlarının bu konuda çalışması olanlar özellikle sorgulanmadan gizlice kaçırılıyor ve Amerika'ya götürülüyor. Burada Fort Detrick'te bunlarla bazı çalışmalar yapılıyor. Şimdi burada mesela beyin yıkama veya iyi bir suikastçı nasıl yetiştirilir? Nasıl yönlendirilir? Mesela psişik dalış uygulama yöntemiyle. Evet. Psişik dalış da kişi hafıza sıfırlanıyor önce. Ondan sonra ona bir kimlik veriliyor. Daha sonra da çünkü bu şu çok önemli. Mesela bir kişi hipnoz yöntemiyle suikast yaptırabilirsiniz ama yakalandığı zaman kim olduğunu söylememesi gerekiyor. İşte fark yani hipnozla bir kişiyi suikasta yönlendirme farklı. Buradaki metotta da kişiyi öldürüyor fakat yakalanmıyor. Evet. Yani yakalansa da kim olduğunu söyleyemiyor, hatırlamıyor. Bu da peki, şok. Peki burada bir soru sorayım. Kennedy evet öldürülmesi, çok Oswald olayı bununla eşdeğer midir? Eşdeğer, çok güzel. Evet. Dikkat edersen, hatırlarsan oldu bittiye gitti o olay. Tabii Kennedy'nin öldürüşünün de temelde 3-4 tane maddesi vardı. Birincisi Küba'yla ilişkilerin iyileştirilmesini istiyordu. İkincisi Vietnam Savaşı'na karşıydı. Üçüncü zencilerle olan ilişkilerin eşitliğe doğru götürmesi, beyazlarla zenciler arasında artık eşitliğin sağlanmasını istiyordu. Dördüncü unsur da masonu olma işiydi. Şimdi beşinci unsur da ben katayım buna. Tabii. Belki de en önemli unsurlardan bir tanesi Federal Reserve konusunda önlemler almaya başlamıştı. Önlemler almaya başlaması. Çünkü bunlar neden Rockefeller gibi Yahudi kökenli bankerlere ve dünya hakimiyetine, dünya yönetimine sahip olan kişilere bir darbe niteliği taşıyordu. Çünkü Vietnam Savaşı'nı bitirmeye kalkması demek savaş endüstrisini bitirmek demekti. Onu bitirmek demeyelim de. Çünkü bitirmek gücünü olmaz. Düşürmek gücünü diyeyim. Düşürmek diyeyim. Çünkü orada çıkarmaz. Öbürsü gün Irak'ta çıkarır. Evet. Öbürsü gün Suriye'de çıkartır. Bunların zaten işi bu. Çünkü bir yerde savaş çıkartacaklar ki kavmiyetçi veya mezhepçi unsurlarla savaş çıkartması gerekiyor ki silah satsın. Evet. Savaş çıkartması gerekiyor ki ilaç sektörüne sahip olan Siyonist Yahudiler ilaç satsın. Ve savaş çıkartması gerekiyor ki ondan sonra o ülkeyi imar etmek için sermayesini oraya satsın. Tabii. Ve diğer buna dayalı olarak pek çok sektör. En önemli şey bence kültürünü satsın. Kültürünü. Evet. Zaten oraya kültürüyle geliyor. Şimdi bu Irak olayı da bu bahaneyle olmuştur biliyorsunuz. Nükleer silah var dendi. Sonra Melvin Albright açıklama yaptı. Özür diliyoruz. Hatta Genelkurmay Başkanı, şimdi hatırlayamayacağım. Çıktı özür diledi. Biz var, nükleer silah var sanıyorduk Saddam'da. Meğerse yokmuş şekli. Şimdi aynı olay şimdi Suriye üzerinde yapılıyor. Oysa ki hiç bakmıyorlar kendileri Kuzey Kore Savaşı'nda bile kimyasal silah kullandıklarını. Ta 1957 yılında yapılan bir çalışma. Hatta 60 yıllarında kendi New York'ta metroda denemeleri olmuş bu şekilde.
Kendilerine denemişler. Evet. Başka kimlere denemişler? Mesela Fort Detrick'teki üste Kızılderililer, zenciler, fahişeler ve hatta uyuşturucu kullanan kendi askerleri üzerinde dahi böyle kimyasal çalışmalar yapmışlar. Vietnam sonrası. Sonrası. Aslında o hikaye Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan çok geniş bir hikaye. Bir gün onunla ilgili konuşuruz. Çok büyük bir hikaye çünkü bu. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Şimdi anladım ki senin şu ana kadar söylediklerinden Türkiye'de ve Batı'da iki tane farklı yöntem var. Evet. Biz daha çok İslam mistizmiyle ilgilenirken Batı'da metafizik konusu daha bilimsel inceleniyor. Niçin bilimsel inceleniyor? Toplumları daha iyi yönetebilmek için. Evet. Bilgileri veyahut da gelecekle ilgili görüleri daha hızlı yapabilmek için. Evet. Bu arada bir soru sorayım. Gerçekten geleceği görebiliyor mu metafizik? Yani kahinlik yapabiliyor mu? Şimdi kahinlik Kur'an'ın nazil olmasıyla birlikte sona ermiştir reel anlamda. Fakat ondan önce bu kabul etmek gerekir ki kahinlik vardı. Çünkü o zaman cinler meleklerden haber alarak insanlara bildiriyor. Kahinlere bildirmek suretiyle gelecek bildirebiliyor. Çünkü gelecek lef-i mahfuzda yazılı. Bütün insanların ve toplumların geleceği orada yazılı. Oradan bakıp meleklerin konuşmasından cinler bunları öğreniyor ve kendi irtibatta oldukları medyumlara, şu anki deyimiyle, o zamanki deyimiyle kahinlere bunları bildirmek suretiyle gelecek bilinebiliyordu. Fakat Kur'an'ın nazil olmasıyla birlikte araya set çekildi ve bu olay artık ortadan kalktı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de... Burada bu bir tartışma konusu. Şimdi ben de aynı savı televizyonlarda konuk olduğum yerlerde söylüyorum ama şimdi önümüzde bazı örnekler var. Nostradamus. Oraya evet geleceğim. Madame Blavatsky. Evet. Vanga Dimitrova var mesela Bulgarlarda. Baba Vanga vesaire Baba vesaire. Vanga, yani bir yeni örnek gösterebiliriz. Doğru. Bunların kahin olduklarını söylüyorlar veyahut da benzer metafizik varlıklarla ilişkiye girip haber aldıklarını söylüyorlar. Eğer ki Kur'an'ın gelmesiyle birlikte gelecekten haber alma konusu kesildiyse, durdurulduysa bunlar yalan mı söylüyor? Evet. Yoksa başka bir şey mi? Güzel. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 572. sayfada Cin suresinde kesinlikle geleceği Rabbinden başka kimsenin bilemeyeceği ancak peygamberlerin dahi Rabbimin bildirmesiyle bileceği, o da peygamberliklerinin mucizelerini göstermek hasebiyle, hani insanların kabul etmesi için verilmiş bir kabiliyet olarak adlandırabiliyoruz onu. Evet. Ama onun dışında keramet dediğimiz hani yetenek de şöyle oluyor. Birisinin keman çalması gibi. Hayır. Evet. Ama keramette kişi kendi cüz-i iradesiyle yapmaz. Hatta o an kerameti bulunan bile farkına varmaz. Çünkü kendi iradesiyle onu yapamaz. Onu ancak peygamberler yapar ki ona mucize diyoruz. Ama Allah katında çok üstün seviyeye çıkmış bazı evliya dediğimiz zatlar da bu kerametler gözükür. Belki onlar bile onun bilinçli olarak farkında olmadan yaparlar ama toplum tarafından o görülür, idrak edilir. Nostradamus'a yani orada bakın, Allah'a yakın birisi gibi olduğunu mu söylemek istiyorsun? Şimdi hayır. Öyle ne bir demek görüşüm istedim? Yok. Şunu söylemek istiyorum. Şunu sorayım ilkin. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kişilere inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Tamam. Tabii. Peki yine söylediklerinden yola çıkarsak bir keramet varsa. Evet. Bunlar Allah'a yakın insanlar mı yoksa başka bir şey mi? Keramet demeyelim. Ona mesela... Yetenek mi diyeceksin? Şimdi eğer şeytani yöntemlerle, ritüellerle yapılmışsa bazı olağanüstü olaylar ona da biz istitraç diyoruz İslam akaidinde. Demek ki mucize farklı bir olay, keramet farklı bir olay, harikulade haller farklı bir olay. Mesela bizim gibi eften püften adamların ufak tefek yaptığı bazı sıra dışı olaylar harikulade hallerdir. Ama
eğer ben takva ehli olsaydım, yani Allah katında üstün bir vasfa sahip bir kişi olsaydım ve bu şeyleri yapsaydım ona keramet denecekti. Ama eğer küfre düşmediğim sürece veya şeytani bir yöntem uygulamadığım sürece bu yapılan harikulade haller olarak vasıflandırır. Ama eğer öyle bir halim varsa... Harikulade haller olsa, devam etmeyen. Etmeyen, bazı ufak tefek cinlerin de yardımıyla gerçekleşen bazı olaylar. Senle bizim evde yaşadığımız hani gördüğün bazı olaylar gibi. Şimdi veya geçen hafta burada çekimini yaptığımız olaylar gibi. Fakat eğer büyük ritüeli gibi... Yani ebedi cehennemle cezalandıracak hareketleri şeytan, o da o büyüyü gerçekleştirmesi için şeytandan direkt yardım alması gerekiyor veya şeytanın hoşlandığı bir işi yapması gerekiyor. Çok hoşlandığı bir şeyi yapması gerekiyor. Şeytan onu veya yardımcıları diyelim mi? Cinler, yani canım, demonlar filan vesaire. Çok güzel. Buna da istitraş diyoruz. İslam akaidindeki anlamı bu. Şimdi yani ben şunu anlayamadım. Baba Vanga ve Nostradamus'u nereye koydun? Oraya koyuyorum. Evet. Şimdi bunlar harikulade haller. Nasıl? Rabbim bazı kişilere, insanlara yardımcı olması için rüya yoluyla veya bazı kişilere aracı yapmak için bazı şeylere haber verdirir. Mesela? Mesela bazı olayları, mesela bazı tevafuklar oluşur. Bizim irademiz dışında olaylar gelişir. Muhakkak ki nasıl hepimizin ses güzelliği farklıysa, futbol oynama kabiliyeti ve resim yapma kabiliyeti farklıysa, metafizik kabiliyetleri de farklıdır. Bazı kişilerde bu daha üst düzeydedir. Mesela biyoenerji, oraya da biraz sonra inşallah gireriz. Biyoenerji kabiliyeti, beynin yaydığı enerji farklı farklıdır. O ama o fiziksel olarak insanda var olup, evet, bazılarında gerçekleşen olan. Gerçekleşen. Yani bu aslında her insanda fiziksel olarak var olan bir şeyden bahsettik. Biraz önce bahsettiğin daha çok şeytani konular. Şeytan konular. Evet. Ama şimdi mesela bir Wolf Messing'deki kabiliyet, bir Vanga Dimitrova'daki bir kabiliyet, Ossieski'deki bir kabiliyeti şey olarak bir altıncı hissin yüksek bir tezahürü olarak değerlendirebiliriz. Veya bunlar için ne de ben Vanga Dimitrova'nın da 50 küsur tane kitabı var. Vanga'yı ben 1971 yılında okudum. Evet. Orta ikinci sınıftaydım. Ne demek istiyorsun yani? Şunu söylüyorum. Çok hayatını inceledim. Bulgaristan-Yunanistan sınırında yaşayan, gözleri görmeyen ama bir kadındı. Ve dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük medyumlarından birisi. Fakat hatta anne tarafı Müslüman olduğu söyleniyor. Tam olarak bilmiyorum. Şu var. Altıncı hisle birlikte cinlerle görüşerek bu şeyleri oluşturmuşlar. Şimdi cinler geleceği bilemiyorlar fakat çok yüksek tahminde bulunuyorlar. Şimdi sana geliyorum, diyorum ki Ertan, şu kişiyle ben ticaret yapmak istiyorum, ne düşünüyorsun sen diyorum. Sen onunla ticaret yaparsan batarsın diyorsun. Ben bir kahinim. Kahinsin. Tamam. Fakat onunla ticaret yaparsan batarsın diyorsun. Çünkü onunla önceden sen ticaret yapmışsındır, seni özür dilerim dolandırmıştır. Bir darbe vurmuştur sana. Bu bir tecrübe. Bu tecrübe. Evet. Ve buna dayanarak veyahut da mesela şu anki kulüplerin gidişatından sen az çok o kokuyu alırsın. Hangi takımın sezon sonu şampiyon olacağını. Bu da deneyim ve tecrübe. Deneyim ve tecrübe. Gidişattan bellidir kulübün gidişatından. Şimdi veya küme düşeceği. Şimdi cinler de bizimle, yani dördüncü boyutta oldukları için, bizim yanımızda bulundukları için mesela senin yanındaki cinden haber almak suretiyle soruyor. Ertan'la ticaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? O yanındaki diyor ki şuna şöyle davrandı, buna böyle davrandı. Yani evet, yapılabilir, şunu mu anlıyorum yapılmaz. Volkan? Lütfen düzeltirsen sevinirim. Estağfurullah. Sen bir ilişkiye giriyorsun, hı-hı, kendi cininle. Hı-hı. Karşı tarafındaki cinne sorduruyorsun. Diyorsun ki bu adam niyetine asıl. Evet. O da o ilişkiden dolayı, çünkü aynı varlıklar, o ilişkiden dolayı diyor ki aman bu adama bulaşmayın. Veyahut da çok iyi olur, devam edin. Bu adam iyi niyetlidir. Evet. Peki birbirlerine yalan söyleyebilirler mi? Çok büyük bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimal. O yüzden
Cinler de birbirine yalan söyleyebilir. Söyleyebilirler. Evet. Çünkü onlar da nefis taşıyorlar. Evet. Bu da söz konusu. Hatta insanlardan daha çok daha yalancılar. Belki diyebilirim %90'ı yalan söyler cinlerin. Niçin? O yüzden çünkü onlarda bütün duygular aşırıdır. Mesela kıskançlık duygusu aşırıdır. İntikam duygusu, sevgi. Mesela ölüyor, öldüreceğim diyorsunuz. Bak seni eğer çıkmazsan öldür diyor. Ben ondan ayrılamam diyor. Beni yakman gerekiyorsa yak o zaman diyor. Şimdi bir dakika. Ayrılamayacağım diyor. Bunu anlatalım. Yani bir... bu bir çıkmazsan dediğin, şimdi seyircilerimiz de anlamayacak. Yani obsesyona bir, yakalandıysa, evet, bir obsesyonu varsa, bu obsesyon sonucunda yani belki Hollywood sinemasından cin çıkartıcıları, egzorsistlerden bahsediyoruz. Onlarla birlikte ona gitti birisi. Dedi ki bende böyle bir şey var, durum var. Ne diyorsunuz? Sen, o bir yorum yapıyor. Diyor ki sende böyle bir şeytani bir taraf var veyahut da içine... Hani cin girmiş olabilir. Bu ritüel, çıkartma ritüeli içinden bahsediyorsun. Evet, evet. Şimdi geldik asıl konulara. Evet. Şimdi bu nasıl bir ritüeldir? Bu egzorsizm doğru mudur? Evet. Yani cinler gerçekten var mıdır? Şimdi hikayeler şöyle gittik. Sevgili Volkan, bir, tasavvuf kitapları, din kitapları ve insanların kültürel ritüellerine baktığımız zaman anladık ki hikayelerin hepsinde cinler, şeytanlar var. Evet. Şimdi. Bu ritüellerin hepsinde teorik olarak anlattık. Bundan sonra tartışın. Şimdi evet bu ritüellerin hepsinde de eninde sonunda birisine gidiliyor. Diyorlar ki ben bunlar bu cinlerle veya şeytani yaratıklarla bunları hani daha çok Latince anlamıyla demonlarla zarar görmeye başladım veya beni etkilemeye başladılar. Evet. O anda bir kapıyı çalıyorlar. Evet. Bu kapıyı çaldıkları filmlerde izlediğimiz, Hollywood sinemasında izlediğimiz rahipler, Vatikan Kilisesi'nin bir rahibi geliyor ve diyor ki işte bu cini çıkaracağım. Bizde nasıl oluyor? Veyahut da sen böyle ritüelleri nasıl yapıyorsun? Şimdi şamanizmden alacak olursak orada bir tütsü yapma ve davul çalarak bazı sürekli bazı ritüelleri ve sözleri tekrarlamak suretiyle o varlığı bundan caydırıp o kişinin vücudundan çıkartma yöntemi uygulanmış. Evet. Mesela yani ses, koku ses gibi, ve koku gibi unsurlarla. Evet, unsurlarla. Şimdi fakat yine baktığımız zaman mesela o zaman üzerlik kokusu. Ben yaptığım araştırmada dikkat ediyorum. Mesela Hindularda da, Budistlerde de üzerlik kokusu. Ya üzerlik kokusu neden üzerlik kokusu? Şimdi biliyorsun üzerlik kokusunu bir tarif eder misin? Nedir aslen? Karabiber tanesine benzer. Evet. Hatta biliyorsun Anadolu'da nazara karşı koruma kullanılır. Olarak da yuvarlak yuvarlak asılır. Anadolu evlerinde vardır. Böyle dikdörtgen geri sonra üçgen olarak iner. Çok güzel böyle bir görüntüsü de vardır onun. Fakat bunu yakılma suretiyle o mekanda bulunan kokudan rahatsız oldukları için orayı terk ederler. Çünkü nasıl bizim hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız kokular varsa onlar da nefis taşıdıkları için onların da hoşlandığı ve hoşlanmadığı kokular var. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları sesler var. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları görüntüler var. Onların hoşuna gitmeyen ses, görüntü yani göz, burun ve kulak dediğimiz üç duyu organına hitap ederek bir ritüel yaparsanız bir mekanda veya bir kişi üzerinde o ister istemez bundan mekanı ve kişinin bedenini terk etmek zorunda kalacaktır. Evet, rahatsız olduğu için, rahatsız fiziksel olduğu olarak. Için. Evet. Evet. Sadece ben mesela üzerliği, tabii bunun dışında başka, mesela defne yaprağı gibi başka şeyler de var, bitkiler de var, onların hoşlanmadıkları bitkiler. Fakat üzerlikte neden ortak bir şey var? 4000 yıllık, belki 5-6 bin yıl öncesindeki ritüellerde bile bu kullanılıyordu. Şimdi şunu gördüm. Biliyorsun mesela insan beyninde hipofiz bezi var. Hipofiz bezi gece 1 ila 3 arasında dimetil triptofan denen bir hormon salgılıyor. Dimetil triptofan salgılı hormon üzerliğin şeyle aynı değerde. Kimyasal değerleri. Kimyasal değerleri aynı. İlginç. Ve mesela bundan mütevellittir ki gece namazların önemi, hani kendini yaratana daha çok yakınlaşma, daha kendini huzurlu hissetme, daha iyi konsantre olma namaz kılarken, daha huşu içinde namaz kılma olayı gerçekleşiyor.
ve insan daha hafızası açık oluyor, daha öngörü, durgörüsü açık oluyor. İşte mesela basiret dediğimiz olay o süreçte daha çok gelişiyor. İnsanın aklına gelmeyen düşünceler o an gelebiliyor. Yani hiç düşünemediği şey, bir ilham olayı o durumda daha bariz ortaya çıkıyor. İşte güzellik tohumu da yayıldığı zaman bunu oluşturuyor. İnsanlar üzerine olumlu olarak, ama o varlıkların da hoşuna gitmediği için orayı terk etmelerine vesile oluyor. Bunun gibi ritüeller, mesela sen de National Geography'de mutlaka izlemişsindir. Bir sumo güreşçisiyle bir röportaj yapılıyor. Deniyor ki neden güreşe çıkmadan önce tuz atıyorsunuz sahaya, mindere, evet, mindere şeklinde. Şöyle cevaplıyor. Ben bizzat izledim. Çok şaşırdım. Çünkü bu cinlerin musallat olduğu yerde veya büyün yapıldığı evlerde tuz atma ritüeli bizim Türkmen geleneklerinde de var. Anadolu geleneğinde de var. Hindularda da, Brahmanlarda da var. Sonra sumo güreşçisi, o dünya şampiyonu güreşçi aynı şunu söyledi programda. Dedi ki biz mindere çıkmadan önce güreşe konsantre olmamız için kötü ruhları kovmak amacıyla tuzu atarız. Çünkü evet, tuzun atıldığı yerde onlar o mekanı terk ederler. Rahatsız olup kaçarlar. Rahatsız olup kaçarlar ve biz de kendi irademizle, kendi gerçek gücümüzle güreşe konsantre oluruz. Birisi bizi negatif olarak etkilemez. Etkilemez. Evet, evet. Şimdi görüyoruz ki kültürlerde hemen hemen ortak çok yönler var. Fakat doğalarda farklılıklar var. Şimdi ben sana girmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dünyada çok önemli bir yapıt olduğu için söylüyorum bu konuda. Bir şeytan var, cin var. O bir kız çocuğunun ruhuna giriyor ve Hollywood'da bunu film yapıyor. Evet. Buradaki ritüeller doğru ritüeller miydi ve sonucu doğru muydu? Evet. Bilgilerin için söylüyorum. Şimdi Hollywood bunu her konuda olduğu için, olduğu gibi bu konuda da tamamen bilimsel çalışıyor. Mesela gazetelere ilan veriyorlar. Ruhları görmüş olanlar bizi arasınlar diye ilan veriyorlar. Ruhlarla temas kurmuş olanlar, cinleri görenler bizi arasın diye. Sonra o gelen kişileri yaptıkları tarifi ressamlarla şey resmini çiz, robot resmini çizdiriyorlar. Sonra bunu filme aktarıyorlar. İşte ondan önce yapılan filmlerdeki gibi. Hakikaten ben mesela birkaçını seyrettim. Gerçek cin görüntüsüne çok Hobbit diye bir film evet, çıktı biliyorsun. İkincisi de çıktı. Evet. Orada tabii ben şimdi söylemeyeceğim hangi varlık şeklindeydi. Ama aynı cinlerin görüntüsünü orada yapmışlar. Hayretler içine kaldım. Şimdi buradan şunu söylüyorsun. Evet. Ben onları görüyorum zaten diyorsun. Hı hı. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi nasıl yapmışlar? Mesela bu gören kişileri konuşturuyorlar. Onların anlatımlarına göre robot resmini çizip onu sinemaya aktarıyorlar. Veya yaşanmış olayları sinemaya yönlendiriyorlar. Fakat yani tabii, aslında şundan bahsediyorsun biraz da. Bunlar tecrübeleri insanların. Evet. Örnek veriyorum. Başka evet, bir şekilde örnek vereyim. Dünya dışı varlıklar. Yani işte evet, yeşil adamlar. Evet. Onlar evet, o kadar çok sık gelmiş ki insanlık bilincinde işte kocaman kafalı yeşil evet, tipler. Ve bunları herkes çizmeye başlamış. Ortak bir kültür oluşmuş. Kültür oluşmuş. Doğru. Bundan evet, bahsediyorsun. Evet, evet. Benzer olarak. Evet. Evet. Fakat tabii hani biraz abartı da var mutlaka ki olaylarda. Ama bu yalnız benim senle değil. Başka senin gibi yani görüleri olan, yetenekleri olan insanlarla da konuştuğumda sinemadaki benzerliklerinden çok etkilenmiş durumdalar. Demek ki yalnızca ben değil, başkaları da aynı şeyi görüyor dediler bana. Evet. Evet. Ama tabii filmin akışkanlığını sağlamak için birazdan mitolojik unsurlar ekleniyor. Tabii aksiyonlar, film, ekleniyor. Aksiyonlar ekleniyor. İşte dijital efektler ekleniyor. Evet. Ama sen benim bir seansımı gördün. Evet. O seansta bir kişi tam 2 saat boyunca 9 kişi tutamadı. Doğru mu? 2 saat 45 dakika. Öyle mi? Evet. 7 kişiden bahsediyorum. Evet. 7 kişi. Evet, 7 kişi işte seansı uygulanan, seansın o ritüeli uygulanan çocuk yerde yatıyordu. Evet.
işte çok ufak boylu, çok uzun boylu bir adam değildi senin seansına geldiğimde. 7 tane ki benim şoförüm de dahil ki şey gibi kapı gibi adam olmasına rağmen 7 kişi 2 saat 45 dakika zor tuttular. Peki evet. Bu fizik kurallarına ters miydi değil miydi? Yani normalde böyle bir şey olamaz. Yani tabii ki fizik değil, enerjiye de ters. Yani hani şu enerjiden bahsediyorum. Yani diyelim ki bir insanda normal fiziksel enerjinin dışında metafizik bir enerji de olsa herhalde aklı almıyor insanın öyle bir görüntüde. Evet. Peki mesela sadece o değil. Mesela bazı seanslarda süjeyi konuşturduğum zaman, süjenin vücudundaki cini konuşturduğum zaman farklı bir ses duydum farklı ben. Bir, evet. Farklı bir ses. Evet. Mesela erkekse bir kadın gibi sesi veyahut da kalınlaşıyor, inceliyor. Bu filmlerdeki gibi oldu. Filmlerdeki evet. Senin ritüelinde de aynı şeyi gördüm ben. Evet. Evet. Şimdi onu izlemeseydin inanır mıydın bunlara böyle bir şey? Yok da inanmazdım. Evet. Yani şu benim için çok önemli. Hani diyelim ki adamın biri işte hani açılışta yaptığımız gibi fiziksel şey ruhsal durumunda kaybetmiş. Evet. Sen bir şey söyleyince de sesini kalınlaştırdı. Yani ne dedi? Şu anda ben yapayım bir tane örnek. Böyle olmadı filan dedi. Evet. Şimdi hani iyi de rol yaptı diyelim. Evet. Hani biraz şeytanın avukatlığını yapalım diye söylüyorum. Evet. Fakat 7 kişinin bir adamı 2 saat 45 dakika bastırarak zapt etmeye çalışması ve o adamda enerjinin bitmemesi benim için daha önemli bir şey, sağlama oldu. Oysa ki realde o seans dışında olsaydı senin 15 şoförün, dakika, senin evet. şoförün o ufak adamı tek evet. başına tutardı, doğru mu? Doğrudur. Ben buna %100 katılıyorum. Ama 7 kişi evet. tutamadı. Evet, tutamadı. Şimdi bunun gibi, bunun dışında daha sıra dışı olaylar da var. Mesela bir kardeşimiz, bir lise müdürünün hanımı seans esnasında İspanyolca konuşmaya başladı. Beni İspanyolca tehdit ediyor. Ben ona dualar okurken o da bana İncil'den İspanyolca başka dilde konuşuyor. Evet. Hemen telefon açtım lise müdürünü. Dedim eşiniz şu an yanımda, böyle bir seans yapıyoruz. Lütfen gelip izleyin, takip edin. Ve annesiyle birlikte geldiler. Seans sonunda eşi dedi ki ya Volkan Bey şok olmuş durumdayım. Çünkü eşim bırakın İspanyolcayı, tek kelime İngilizce dahi bilmez. Evet. Ya nasıl bunları söylüyor ve o kadar hızlı söylüyor ki. Ben yaşam süresince büyük kazalar geçirmiş. Hı. Ölümle yani burun buruna kalmış insanlarda. Hı. Hı. Ve astral seyahat yapan insanlarda böyle şeyler gördüm. Evet. Yani ben bunlara birebir şahidim. Yani, bunu psikologlar nasıl yani açıklıyor onu mesela? Mesela ne diyebilecekler? Şey diyebilirim. Çok yakınlarımdan birisi kaza geçirdi. Büyük bir kaza. Hı hı. Beyin travması geçirdi ve Fransızca konuştuğunu biliyorum onun. Evet. Yani buna şahidim ben. Peki bunu nasıl psikologlar açıklayabilecek? Veya geçen hafta biliyorsun bir astral seyahat yaptık burada. Evet. İstersen mesela biraz astral seyahat nedir ondan bahsedelim. Onun da görüntülerini yönetmenimiz Uğur'dan isteyelim. Evet. Evet. Şimdi orada bizim bir fiziksel bedenimiz var, bir ruhsal bedenimiz var. Bir de fiziksel bedenle ruhsal bedeni bir araya irtibatı kuran bir astral bedenimiz var. Evet. Aslında süje orada, oraya gidip oraları gören astral beden. Çünkü ruh beden de, çünkü ruhun terk etmesi halinde insan ölür zaten. Evet. Çünkü enkarne dediğimiz olay veya ölüm hali kişinin bedeni, ruhun bedeni terk etmesiyle gerçekleşir. Ruh evet. aynen kalıyor, şuur gayet açık, gördün orada seansta sadece gözler kapalıydı. Ama bir hipnoz olayı değildi. Çünkü hipnoz olayı olması için süjenin o anki bulunduğu durumu idrak edememesi gerekir. Evet. Oysa sadece normal oradanma tek farkları gözlerinin kapalı olmasıydı. Evet. Peki şimdi oralara gittiklerini hayal farz edelim ki kendileri de itiraf ettiler hani böyle bir hayal olamadığını, bizzat fiziki olarak dördüncü boyutta o ortamı yaşadıklarını. Peki kokuyu nasıl aldılar? Mesela Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kabrine getirdiğim zaman orada hepsi koku aldı. Veyahut da şöyle de geri gidelim. Hı hı.
Hepsi aynı insanı nasıl gördü? Evet. Hepsi mesela aynı enteresan kavramlardan bir tanesi de evet. Benim için buydu. Ki hiç önceden en ufacık bir anlaşma, hatta ben senden benim tanımadığım kişileri oraya getirmeni söyledim hatırlarsan, evet. Bir hafta önce değil mi? Evet. İlk defa orada tanıştım kendileriyle. Şimdi onun dışında mesela astralda yaşanan daha başka olaylar, mesela o görüştükleri kişiden öyle bilgi alıyor ki o kişinin o bilgileri bilmesi mümkün değil. Yani ancak İslam tarihi üzerine master'ını, doktorasını yapmış olması gerekir ki o kişinin verdiği bilgiye sahip olabilsin gibi. Bir de Atanirun abiyi ve seni gözünü açık bıraktım. Evet. Seansta ki hani en ufacık bir hile şey insan altında şuur altında kalmasın. Çünkü o an mesela ya acaba kendisi mi bir sprey bir koku sıktı oradan da hani öyle bir koku geldi gibi olaylar evet. Olmasın diye size de çıplak gözle izletirdim. Şimdi demek ki her şey ismi üstünde metafizik fizik ötesi olaylar yani fiziki kurallarla açıklanamayacak olaylar. Silsilesi. Astral seyahati anladım ama peki büyüde nasıl durum Volkan? Şimdi büyüde ele alacak olursak metafiziğin o da bir kolu, kapsamı içerisine giren bir konu ve çok da önemli bir konu. Çünkü günümüzde artık bugün kişiler fiziksel olarak veya maddi yönde rakiplerini artık büyü yapma yoluyla yenme çabası içerisine giriyorlar. Bu tür ritüelleri kullanarak ve oldukça yaygınlaştı. Sadece Türkiye'de dünyanın her yerinde büyük bir etken bu konuda. Şimdi bu ahir zaman belirtilerinden de biri değil mi? Bunu evet, da saplamamız tabii. Lazım konuya. Çünkü metafiziksel gelişmelerin ilerlemesi de mesela cinlerle bizim aramızdaki engelin, perdenin yavaş yavaş kalkıyor olması. Çünkü incelendiğinde görürüz ki önceden sadece köylerde görülen cin vakaları şimdi artık şehirlere sıçramış durumda. Bu da bizim onlarla aramızdaki perdenin yavaş yavaş kalkıyor olduğunu gösteriyor ki bu da kıyamet alametlerinden birisi. Veya büyünün bu derece korkunç derecede yaygınlaşması da yine kıyamet alametlerinden birisi. Yecüc Mecüc konusu bu perdenin kalkmasıyla ilgili çok bir güzel. Şey olabilir aynen. Mi? Onun evet. Kalkışıyla zaten ortaya çıkacak. Şimdi büyü, ama bunu şöyle bir yapmak lazım değil mi? Büyüyle ilgili hani çok önemli bir saptamada bulundun. Şu anda Hollywood'da dahil olmak üzere yani bahsettiğin işte bu filmlerin hepsinde artık çocukların çizgi filmlerinde herkes kadar, bir magic peşinde. Evet. Yani hani magic gibi basit bir şeyden bahsediyorlar. Aslında işin aslı majidir. Yani büyünün kendisinden bahsediyorlar. İnsanlar sanki büyüyü çok normal ve sıradan bir davranış şekli olarak düşünmeye başladılar. Veyahut da şöyle düzeltelim. Bunu böyle düşünmelerini sağladılar insanlara. Evet, evet lütfen. Çünkü bu konuda Avrupa'da ve Amerika'da yapılan filmlerin ve yazılan eserlerin, kitapların çoğu majik kaynaklı. Ve çünkü neden öyle? En çok bunlar satıyor. Çünkü en çok bunlar seyrediliyor. Şimdi birey fiziki kurallarla baş edemediği rakibine daha pratik, daha kolay yönden ve kendi zarar görmeden karşısına zarar verebilme yöntemi olarak büyü seçmiş durumda. Evet. Tabii bununla birlikte bu işin içinde sahtekarları da bunlardan milyarlarca lira para kazanan sahtekarlar da var. Ama büyü bir realite. Çünkü insanlık tarihi boyunca bir sanat. Büyü evet. Sanatı. Bütün dinlerde, ritüellerde gereksiz var olan bir kültür. Var olan bir kültür gerçek. Evet. Şimdi ya burada bir şey söyledin. Orada yani iyi ve kötü büyü gibi bir şeyden bahseder gibi mi oldun yoksa ben mi öyle anladım? Hayır. Evet. Büyü yapan da yaptığın da İslam akaidine göre ebedi cehennemdir. Çünkü burada bir Allah'a şirk koşma söz konusu. Neden? Çünkü Allah'ın belirlemiş olduğu kadere karşı koyup kaderini değiştirme. Yani Allah'a böylece eş koşma. Ben senin belirlediğin bir levh-i mahfuzda belirlediğin bir kaderi mutlak var ama ben bunu değiştireceğim demek. Kendi irademle değiştireceğim. Bu da en büyük günah. Günah. Sadece bu yönüyle değil. Aynı zamanda büyü cinler vasıtasıyla çoğunlukla sadece simya ilmiyle değil cinlerle de yapılıyor.
Fakat yapılırken, yapmadan önce bu büyü ritüelini mutlaka şeytana bir şey sunması gerekiyor. Bir kurban sunması gerekiyor. Şeytanın çok hoşlanacağı bir şeyi yapması gerekiyor ki şeytan da ona yardımcı olsun. O yüzden böyle Şemsül Maruf, Kensül Havas, Kensül Aşk gibi kitaplarda büyü ritüelleri var, görüyoruz. Evet. O zaman ona bakarsan her önüne gelen orada kitaptaki ritüeli uygulayarak birbirine bir şey yapabilirdi. Ama neden yapamıyor? Çünkü yapması için o işlemden önce şeytanın çok hoşlandığı bir şeyi yapması gerekiyor. Mesela bir, Allah korusun, bir bebeği öldürmek gibi veya çok sapıkça bir şey, çok yakının olan birisiyle cinsel yönden birleşme gibi veya haşa, yani söylemesi bile insana ağır geliyor ama Kur'an'ı tuvalete atmak gibi. Böyle evet. Şeytanın zevk alacağı, haz alacağı bir şeyi şeytansı bir şey yapması lazım. Gerekiyor. Evet. Ondan sonra şeytan ona yardım ediyor. Zaten onu yaptığı zaman dinden çıkmış oluyor o kişi. Evet. Yani bir yönüyle de bu da şirk olduğu için kişi dinden çıkıyor. Şimdi ama büyü sadece böyle bir ritüeller manzumesi midir? Hayır. Bir yalan söylemek de büyü. Yani bir politikacının, siyasilerin halka yalan söylemeleri, bir yerde söylediğini hayır ben söylemedim demesi de bir büyüdür. O yüzden hatta biliyorsun köken itibariyle politika, poli 2 demek, tik 100 demek, 200'lülük. Bir nevi bir münafıklıktır. Bundan mütevellittir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorduklarında ya Resulullah bir Müslüman içki içer mi diyor, evet içer diyor. Bir Müslüman diyor zina yapar mı? Evet diyor yapar. Peki diyor kumar oynar mı? Oynar diyor. Peki yalan söylem? Hayır onu yapmaz diyor. Evet. Eğer Müslümansa yalan söylemez diyor. Bakın yalan ne kadar korkunç derecede önemli bir husus. Müslümanlığı inkar edecek kadar. İnkar edecek kadar. Evet. Zaten şimdi biz de nitekim bu durumlara bunlardan dolayı gelmedik mi? Mesela temelde öldürmeyin dendi Yahudilere emir olarak Tevrat'ta. Yahudiler öldürdüğü için Hristiyanlık geldi. Onlar başka şey anladılar. Başka şey anladılar. Tabii. Hristiyanlıkta sevgi duyun dedi. Herkesi sevin dendi ama duymadılar. Haçlı seferlerini yaptılar. Yüz binlerce insanı katlettiler. Yüz yıl savaşları yapıp kendileriyle savaştılar. Kendileriyle savaştılar. Evet. Sevgiyi sevgisizliğe dönüştürdüler. Onun üzerine İslam geldi. İslam'da ilk emir neydi? Oku. Şimdi biz de okumayı bıraktık. Okumadığımız için şu an dünya toplumları içerisinde en cahil, en kültür seviyesi düşük olan İslam dünyası maalesef. Evet. Bu gerçek. Maalesef. Bu bir realite. Üzülerek belirtmek gerekirse. Okumayı bırakınca şimdi ne durumlara geldik? Bu durumlara gelindi. Evet. İşte bu zaten büyü ve benzeri ritüeller de zaten cahil toplumların uyguladığı sistemler. Şimdi demek ki bir yalan söylemek daha bir büyü. Veya bir kişinin mesela bir kişinin bir evleneceği kızla tanışmadan önce bir makyaj yapması, bir kişinin makyaj şeklini değiştirmesi bile bir büyüdür. Veya sosyal konumunu olduğun ötesinde o kişiye göstermesi. Mesela kiralık araba tutuyor, kendi sanki çok zenginmiş gibi karşısındakine imajlıyor ama evlendikten sonra o kişi, mesela bu sebeplerden dolayı da bana gelenler var, şikayetçi olanlar bu durumlardan. Kendini mühendis olarak tanıtıyor. Oysa adam bir yerde işçi gibi. Evet. Gerçek büyüye döndüğümüz i̇şte, zaman. Gerçek büyü ritüellerinde de tabii bu dinlerde farklı farklı kendini gösteriyor, tezahür ediyor. Ama bunda simya ilmi de bunda. Mesela domuz yağının kullanılması, ölü toprağının bu ritüellerde kullanılması da etken. Yani her büyü cinlerle yapılıyor demek değil. Fakat ben şunu söylerim, senin de biraz önce belirttiğin gibi bu artık çok sanki tabii hayatın bir parçasıymış gibi, bir entertainment gibi, bir eğlence gibi düşünülüyor. Yaşamın gerçeği olacakmış gibi. Yani büyü olmazsa bazı yerlere ulaşamayacakmışsın gibi çocuklardan geliyor. Başlayan bir beyin yıkama sistemi var. Sistemi var, evet. Peki ben şöyle devam edelim istersen. Bu sistemin dışında, bu sistemi... İnsanların dışında kullanan ülkeler, insanların dışında kullanan ticari yerler, yani büyük şirketler, şirketler veya benzeri yapılar var mı? Evet, muhakkak ki var. Hatta dini kuruluşlar da var bu konuda. Yani
Örnek verecek olursan? İşte örnek bakınız burada kendileri gayet güzel. Bakın biraz önce de belirttiğim gibi ne diyor? Şimon Halevi 12. sayfasında Tradition of Hidden Knowledge isimli kitabında Kabbala esas kitabın ismi. Pratikte Kabbala kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur. Demek ki bir ülkenin diğer bir ülkeye tahakküm altına alması, onu yönlendirmesi de yine büyü yoluyla oluyor. Bu her yerde daha kullanılıyor mu büyü? Yani spor karşılaşmalarında evet, sevmediğiniz bir adam üzerinde etki veya çıkarlarınız için etki, devlet adamları üzerinde etki. Çok güzel. Evet. Devlet adamlarının üzerinde nasıl kullanılıyor? Orada da kuantum evreninde elektromanyetik beyin kontrolüyle sağlanıyor. Mesela dikkat edin, ben 55 yaşındayım. Hayatımda hiçbir partinin binasına içeri girmiş değilim. Bırakın evet, herhangi bir partiye üye olmayı, partiden içeri daha girmiş değilim. Bunu şey olarak anlatıyorum, yani ilmiye açısından bakarak anlatıyorum. Bugün hangi devlet başkanı, hangi başbakan Amerika'ya gittiyse oradan tam bir Amerikancı olarak dönüyor. Amerikan siyasetine uygun bir çizgi izleyerek dönüyor. Bakıyorsunuz bundan 10 sene önce ekonomik, sosyal, siyasal konjüktürde Amerika'ya karşı olan bir kişi bu sefer tam onun çizgisinde bir şey izliyor. Ne demek istiyorsun? Şunu. Orada büyülendi mi demek istiyorsun? Resmen evet. Modern bir büyü dediğimiz beyin kontrolü, zihin kontrolü yöntemiyle kişiler süreç içerisinde fikirlerinde, hareket ve davranışlarına farklılık göstermeye başlıyor. Nitekim diyorsunuz ki ya 8 yıl önce topluma karşı çok olumlu olan bir insan, çok mülayim olan bir insan artık müstekbirleşmeye başladı. Kibirli ve tahakküme yönelik bir kişi olmaya başladı. Demokrat bir kişi, herkese söz hakkı tanıyan kişi birdenbire bakıyorsun diktatörlüğe doğru gidiyor. Bunlar bunların tezahürleri. Bu senin Hitler örneğinde olduğu gibi diyorsun. Aynen evet. Evet. Bunu Stalin'de de görebiliriz veya diğer liderlerde de görebiliriz. Ama şimdi her diktatör öyle midir? Tabii ki değildir mutlaka ki. Yani her diktatör de bunlara tabi olmuş veya bu şekilde. Bazı rejimlerin de özellikle kozmopolit, çok mezhep ve kavimlerin bir araya geldiği, ırkların bir araya olduğu devletlerde evet, de bir otoritenin de ciddi bir otoritenin de olması gerekiyor. Mesela bakınız, Josip Broz Tito Yugoslavya devlet başkanıydı ve demir yumruktu. Ama onun çekilmesiyle ne oldu? Yugoslavya çöktü, 4'e 5'e bölündü. Kaddafi'nin gidişiyle birlikte bugün Libya 4'e bölündü. Yani bunun büyüyle ilgisi yani, nedir? Büyüyle ilgisi şöyle. Yani her şeyi de büyü olarak algılamamak gerekiyor. Yani bazı liderlerin karizmatik oluşu, üstün tavırlarından kaynaklanan davranışlar da büyü demek değil. Yani her gelen de Amerika'ya, her gelen de mesela Seyit Kutup da Amerika'da uzun süre kalmıştır ama döndüğünde yine Seyit Kutup'tu rahmetli. Evet. Ama devlet bazında, yönetici bazında oraya gidenler kesinlikle oradan etkilenerek geliyorlar. Evet, ben bir soru sorayım. Devlet bazında yani yönetici olarak olsun, sıradan insanlar da olsun, büyü yapıldıysa nasıl kurtulacaklar? Şimdi öncelikle bu konuda Şemsül Marif'te, Kenzül Havaz'da, Kenzül Arş'ta pek çok yöntemleri var. Sen basit yöntem söylemek gerekirse, istesen de söyle. Gerekirse Sahih Buhari, Sahih Müslim, Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davud ve İmam Mali'nin muvattasında yani kütüb-i site dediğimiz. Tabi Ehl-i Sünnet akadine göre söylüyorum. Mutlaka Şia'da da bu konularda çok değerli eserler var. Oradaki hadislerde belirtildiği esaslar üzerine büyüye karşı okunması gereken ayet ve dualar var. Evet. Bunlar bir kişiye hem içme suyuna hem yıkanma suyuna okunmak suretiyle dolayısıyla dikkat edersen içmek suretiyle içinin temizliği, yıkanmak suretiyle de dıştan bir temizlik söz konusu oluyor.
Su mudur asıl su şey? Su çok büyük, evet, etken. Evet. Su zaten her şeyde öyle değil mi? Temizlik mesela, için temizlik diyorsun, değil mi? Abdestte mesela su en önemli unsur değil midir? Ve abdeste dikkat ederseniz vücudun hassas noktalarına su götürülme vardır. Yani eklem yerlerine mesela mes yapmak, ensemize. Evet. Mesela ensenize şu an bile su değdirdiğin zaman bir ferahlama hissedersiniz. Ayak bilekleri, eller, oynak olan yerlere suyun değdirilmesi suretiyle insanla bir rahatlama oluşur gibi. Su tabii çok büyük etken. Hatta bununla ilgili ben pratik olarak izleyicilerimize şunu söylerim. Deniz olayı çok büyük faktör. Yani mesela denize girmek, Evet. Ama şöyle göğüs hizamıza kadar denize girip nefesimizi tutup dalmak, son nefese kadar kalıp çıkıp bir dakika dinlenip kalp atışını normale indirgedikten sonra tekrar bir daha dalıp bir daha çıkmak, bir daha dalıp bir daha çıkmak. 9-10 kere bu işlem yapıldığı zaman ben çok büyük bir iddiayla söyleyebilirim ki kişi üzerindeki büyü olayı sadece çözülmekle kalmıyor. Nazardan kaynaklanan vücuttaki negatif enerji de buradaki ortadan kalkıyor. Buradaki nasıl bir sistem bunu tetikliyor veya yok ediyor? Şimdi mesela... Yalnız bu deniz mi, tuzlu su mu yoksa havuz? Tuzlu suda, havuzda olmuyor, tatlı suda olmuyor. Mesela bir gölde veya havuzda olmuyor, sadece denizde olabiliyor. Şimdi büyüyle gelen cinler de bu süreçte dayanamayıp vücudu terk etmek zorunda kalıyorlar. Zaten bunun matematiksel sağlaması da şöyle. Mesela büyü yapılmış bir kişi ile büyü yapılmamış bir kişi, ikisi de aynı şekilde aynı ritüeli uygulasın. Normalde büyü üzerinde olmayan, cinlerin musallat olmadığı kişi mantıki olarak, fizyoloji ilmi olarak değerlendirelim. Tıbbi olarak değerlendirelim. Sen denize ilk girdiğinde daldığında mı daha uzun kalırsın denizin dibinde yoksa 10. dalışta mı? İlk girdiğim an her zaman daha önemli. Çok güzel. Neden? Evet. Çünkü ciğerlerin dinlenmiş olduğu için ilk dalışında diyelim ki örnek olarak söylüyorum 1,5 dakika kalırsın suyun dibinde. İkincide 1 dakika 20 saniye kalırsın. Üçüncüde 1 dakika sonra gitgide azalır. Neden? Çünkü ciğerlerin yorulmaya başladığı için 10. dalışta artık daha az kalırsın. Çünkü fizyolojik olarak ve ciğer olarak, nefes olarak biteceğin için. Bu ritüelde süje nefesini tutup dalıyor, son nefesine kadar kalıyor, sonra çıkıyor, bir dakika dinleniyor, kalp atışını normal indiriyor ve bu şekilde bu ritüel devam ediyor. Şimdi büyü varsa bu ritüelde büyü olayı çözülüyor, üç harfli varsa vücudu terk etmek zorunda kalıyor, nazardan kaynaklanan vücutta negatif enerji varsa ortadan kalkıyor. İki tane soru. Bir kusmakla ilgili de böyle bir şey söylemiştin bana daha önce. Evet. Bir de peki burada tuzlu suyun faktörü ne? Onu anlamadım. Çünkü tuzlu su vücuda pozitif enerji veriyor. Bir rahatlama sağlıyor. O rahatlama kişinin aurasını yükseltiyor. Auranın yükselmesi demek o vücuttaki varlığın zayıflaması demek. Çünkü cinler ruhsal ve bedensel yönden zayıf olan insanlara giriyorlar. Dikkat edersen bana gelen kişilerde benim gördüğüm iki tane özellik var. Bir, çok güzel insanlara giriyorlar. Çünkü onlar nefis taşıdığı için onlar da bizim gibi seçiyor. İkincisi, duygusal yönden çok merhametli olan, her şeye çok çabuk üzülen, daha duygusal, daha duygusal merhametli insanlara bu saat olur. Bir de yaşlı insanlara. Başka ne teknikler var? Kusmaktan bahsettim ben. Evet. Yani basit mesela yapılabilecek. Mesela deniz olayı var. Evet. Onun dışında mesela bir 10 metre kadar bir pamuk ipliğine kan bağı olmayan bir kişiye 101 düğüm. Bazı şeylerde 51 düğüm deniyor. Bazılarına 41 düğüm deniyor. Şemsül Marif'te farklı. Kenzül Havaz'da. Senin ritüellerinde. Ben de 101 düğüm attırıyoruz. Ama kan bağı olmayan bir kişi olacak. Bir kişi olacak. Akrabalık evet. bağı olmayan birisi. Sonra kişi, süje, üzerinde büyü olduğu düşünülen kişi birinci düğüme Felak suresini okuyor. Allah'ın izniyle büyümü çözdüm diyor, çözüyor. İkinciye Nas suresini okuyup üflüyor, çözüyor. Nazar uzaklaşıyor. Nas Felak, Nas Felak şeklinde bütün bu ipleri çözdükten sonra bunu bir kova sıcak suyun içine atıyor. Evet. 3-4 dakika bekliyor suyun ipi absorbe etmesi için. Ondan sonra onu genişçe bir leğin içerisinde üstüne döküyor. Bir kısmını içiyor o suyun, kalan kısmıyla da yıkanıyor. Yıkanıyor. Evet.
Tabii okunmuş su olduğu için kanalizasyona kaçmaması gerekiyor. Leğende biriken su da bir ağacın dibine veya evde saksılar varsa saksının içine boşaltılıyor. Şimdi sevgili Volkan, biz bunları büyülerden filan bahsedip astral seyahatlerden bahsettik. Belki bize inanmayan insanlar olabilir. Muhakkak. Muhakkak. Veyahut da bunlar ne saçmalıyorlar böyle deyip bize bol bol işte mail atacak insanlarla karşılaşacağız. Bir gerçekten bahsedelim istersen. O da nazar. Evet. Nazar aslında büyünün veya magical tüm etkenlerin ilk başlangıç noktası. Yani nazardan biraz örnek verirsen izleyicilerimiz de bunu akıllarında büyüyle bağdaştırsınlar. Evet. Lütfen. Şimdi şöyle, tabii nazar gözden çıkan pozitif veya negatif enerjilerin kullanılması yönüyle oluyor. Fakat bunu kişi beyin gücüyle birleştiriyor. Geçen de yaptığımız gösteride ben süjenin kendisini tanımıyordum ilk defa. Evet. Biliyorsun burada tanıştık. Gözlerimle bakarak ama beyin gücümü de kullanarak önce teknik olarak söylüyorum. Bu basitten bunun gibi birçok teknik var da. Mesela diyelim ki elini kaldıracağım. Ayakta duran bir kişinin. Orta parmağın şu noktasına baktığınız zaman gözlerinizi dikerek ve beyin gücünüzle onun biraz sonra hareket ettiğini düşündüğünüz an, hayal ettiğiniz zaman o el yavaş yavaş havaya kalkmaya başlar. Bunu herkes yapar. Yeter ki konsantrasyonu iyi olsun. Beyin gücünü tam olarak yönlendirsin. Yapmaması mümkün değil. Bu aslında yani bir bakıma biyoenerji. Biyoenerji. Evet. Ama onu olumlu yönde değerlendirirseniz olumlu olarak sonuç alırsınız süjeden. Çünkü bu biyoenerjiyi kişiyi iyileştirmede de kullanabilirsiniz. Aynı avuç içerisine mesela serinlemek için üflediğiniz zaman değil mi? Evet. Bir başka enerji verirsiniz ama ısıtmak için aynı ağızla aynı nefesi farklı şekilde kullandığınız zaman da ısı enerjisi verirsiniz. Evet. Bu da öyle. Beyin enerjinizi olumlu yönde kullanırsanız o kişi üzerinde iyileştirici tesir oluşturabilirsiniz. Veyahut da tam tersi zarar vermek için mesela 3-4 kişi aynı anda bir kişinin midesine biraz sonra bunun midesi ağrıyacak, kıvranacak, yavaş yavaş ağrımaya başladı gibi düşünerek, gözlerini dikerek baksın, o kişi ilaç dağısa inanın düzelemiyor o gün için. Bunu matematiksel olarak nasıl anlatıyorsun? Şöyle, nasıl göremediğimiz alfa, beta, gama gibi ışınlar varsa ve hayatımız ışınlardan ibaretse, ki onu bırakın, şimdi bakın o kadar basit bir şeyle değerlendirelim. Mesela sinek kovucu koyuyorsunuz. Onun yaydığı ama göremiyoruz onun yaydığı frekansı değil mi? Evet. Sırf o frekansla alan sinek odayı ses terk etmek zorunda kalıyor. Evet. Şimdi mesela bunu böcek savar olarak kullanıyorlar. Ben de hatta aldım, faydasını da gördüm. Cep telefonlarında da var şimdi, moda oldu. Evet. Şimdi onu taktığın zaman mesela böcekleri mutfaktan bertaraf ediyorsunuz. Baktığın zaman sadece o görünürde bir alet ama gözümüzde görmediğimiz, çünkü biz belli desibeller arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Belli hertzler arasında kadar bir ölçüde bir görüntüye sahibiz. Bunun gibi mesela bunu artık şimdi hayvanlarda kullanılabildiği gibi artık bir gün gelecek ki bu görünmez varlıkları da belki, çünkü ayetlerin yaydığı enerjiler var. Şimdi bu mesela Ali Selman Demirbağ kardeşimiz bu konuda bir çalışma yapıyor. Güzel de bir kitap hazırlamışlar Hakan Yılmaz Çebi Beyefendi ile birlikte, bu Beynimdeki Yabancı diye. Şimdi burada da mesela onun böyle güzel bir çalışması var. Mesela cinlerin hoşlanmadığı ayetler var, sesler var. Mesela bunların birisi ezan sesi. Sonra tekbir sesi, Allahu Ekber sesi. Nas, Felak, Ayetel Kürsi burada gibi. Burada bir şeyi ekleyelim istersen. Yani cinlerin Müslüman olanları da var. Hristiyan olanları var. Müsevi olanları var. Veyahut da ateist olanları ateistleri da var. Satanist olanları da var. Peki şöyle var. Bakalım. Müslüman bir cin ezan sesinden etkilenecek mi? Etkilenmeyecek. Rahatsız olmuyor. Onu zaten Müslümanlarla ben şunu müşahede ettim ve çok gurur duydum gerçekten. Şimdi bunların dünyasına girdiğim zaman şunu gördüm. Müslüman cinler kolay kolay diğer dinlerde olan insanlara musallat olmuyor. Hatta kendi dolayısıyla kendi dininde olana bile musallat olmuyor. Ancak duygusal olarak
aşık olduysa oluyor. Bir de üstüne bastıysak, o an ona bir zarar verdiysek oluyor. E tabii biz kendi açımızdan empati kurup kendi açımızdan düşünelim. Bugün birisi bile bizim bir ayağımıza bastığı zaman veya üstümüze bir şey attığı zaman yukarıdan tepkide bulunuruz, hakaret ederiz veyahut da bağırırız veyahut da daha değişik bir şekilde tepkimizi gösteririz. Doğru mu? Doğrudur. İşte aynı şekilde bu varlıklar da bu şekilde tepki gösteriyorlar. Yani bir Müslüman bir insan nasıl bir Müslüman insana zarar veriyorsa, fiziki veya sözde, tacizde bulunuyorsa, bunlar da nihayette duygusal yaratılmış varlık. Onlar ezan sesine dönelim tekrar. Ezan sesinden etkilenmiyorlar. O zaman Müslüman bir cini nasıl bertaraf edeceksiniz? İstediğiniz kadar Müslüman cinin musallat olduğu kişiyi ne yaparsanız yapın terk etmeyecektir. Hatta ona okuma yapsanız da hoşuna gider. Onu da artık ikna yoluyla bir insana musallat olmasının caiz olmadığını, bunun ahirette yapma etme diyerek, doğru evet, mu anlıyorum? Evet, çok güzel. Bu şekilde telkinde bulunarak çıkartıyorsunuz. Ama çıkartmadığı zaman da kendi emrinizdeki cinleri ona göndermek suretiyle onu o kişiden yani darp şimdi ederek kendi emrinizde deyince, senin emrinde cinler var mı? Bunu mu kastettin? Şimdi yani emir demeyelim de, çünkü onlarla ilişkiler emredemezsiniz. Yani nihayette onlar da serbest varlıklar, özgür varlıklar. Onu tutamazsınız. Bu ilişki nasıl bir ilişki? Böyle bir arkadaşça, bir dostluktan kaynaklanan, inanç birliğinden kaynaklanan bir kardeşçe bir ilişki. Peki birlikte iki grubun birbirlerine yararları nedir ki böyle bir ortaklık vardır? Çünkü onların bizden maddi olarak istediği bir şey yok. Evet. Ama Müslüman oldukları için Müslüman insanları destekliyorlar. Onlara yardım edilmesi onların da hoşuna gidiyor. Yani bir gelen Müslüman bir hastayı iyileştirmek biznillah. Tabii iyileştiren sadece Rabbimdir. Haşa bizler değiliz. Bunu söylemek de şirktir. Onu da belirtmek lazım. Hani beni şu hoca iyileştirdi, bu kişi iyileştirdi sözü de tehlikeli. Glenli Glenos bunu çok iyi anlatmış zaten. Tehlikeli bir söz. Şimdi tabii onlar da insanlara, Müslümanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hristiyan cinler Hristiyan insanlara, Yahudiler de Yahudi insanlara yardımcı olmaya çalışıyor bütün güçleriyle. Heh. Yani burada bir tarafkirlik var. Ama şu fark var, Hristiyan ve Yahudi cinler diğer bütün insanlara kötülük yaparken Müslüman cinlerinde böyle bir misyon yok. Ancak kendilerine zarar verilirse, biraz önce bahsettiğim gibi bir şekilde olursa ancak müdahale ediyorlar. Bu durumda karşı karşıya gelen insanlara ne tavsiye ediyorsun Volkan? Şimdi özellikle... Yani denize girmeyi falan anladık, her şeyi anladık ama deniz bulamadık veyahut da dağın başındayız. Ne yapmalı insanlar? Bir kere mutlak surette buna karşı en büyük şemsiye namaz abdesti olmak. Evet. Azami olarak namaz abdesti olunacak. Tabii ki Kur'an'ın emrettiği ritüellerin dışında bir yaşayışa girmek de bunları çekiyor. Mesela içki, alkol bunlardan birisi. Sigara bunlardan birisi. Çünkü sigara dumanına da geliyorlar bunlar, toplanıyorlar. Evet, ilginç. Gerçi ben sigara içiyorum ama doğru değil. Şimdi biz burada doğru olanları söylemek zorundayız. Şimdi özellikle gençlere şöyle bir tavsiyem var. Çok Facebook'tan mesaj alıyorum veya mail alıyorum, telefonlar geliyor. Ya biz bu ilimle uğraşmak istiyoruz. İşte cinleri görebilir miyiz? Onları nasıl emrimiz alabiliriz? Nasıl kullanabiliriz ben de aynı şeklinde. Şekilde. Hatta emrimde var. Şöyle çok alıyorum ama çok kale almıyorum bunları. Evet. Kişisel olarak da. Benim ana konum olmadığı için. Evet. Şimdi ben onlara şunu tavsiye ederim. Pozitif ilimle uğraşsınlar. Mesleklerini kazanmaya çalışsınlar. Ülkeye faydalı olmaya, ülkeye kendilerine önce ve ailelerine sonra da vatanımıza, toplumumuza faydalı olmaya çalışsan metafizik konulardan uzak dursunlar. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi bir konu değil. Şakası yok bu konunun. Ancak Allah vergisi bazı olaylar yaşayıp da onun akabinde bu ilimle uğraşma söz konusu olabilir bu konuda. Çünkü son derece tehlikeli bir ilim. Bu soru şöyle gelecek aynı şey. Sen niye uğraşıyorsun? Çünkü ben çocukluktan itibaren bunlarla görüştüm. İradem dışı istemeyerek olan bir olaydı. Sonra tabii ben bunu
ortaokuldan itibaren bu konularla ilgili derneklere giderek, bu konularla ilgili kitaplar okuyarak kendimi geliştirdim. Ben arkadaşlara Amerika ve İsrail ciniyle uğraşmalarını isterim. Onlarla uğraşsınlar günümüzde. Metafizikteki cinlerle değil, Amerika ve İsrail'le. Ülke üzerindeki planları, programları, kumpaslarına karşı ne yapabiliriz, ülkemizin bütünlüğünü nasıl sağlayabiliriz düşünmelerini isterim. O yüzden bu konulara fazla heveslenmesinler. Çünkü ciddi tehlikeli bir ilim. Evet. Herkesin yapabileceği bir konu değil maalesef. Volkan, çok, istersen konuyu biraz da başka bir yere taşıyalım. Reenkarnasyondan bahsedelim. Herkes reenkarnasyondan bahsediyor. Televizyonlarda konuşuyorlar. Nedir reenkarnasyonun aslı? Şimdi reenkarnasyon esasen tenasu akaidine dayanıyor biliyorsun. Budizm'de ve Brahmanizm'de, özellikle Brahmanizm'de yeniden bedenlenme. Bir insanın ruhunun bedenen öldükten sonra dezenkarneden sonra tekrar enkarne olması, başka bir bedene girmesi şeklinde düşünce. Ama tenasühle reenkarnasyon arasında şöyle bir fark var. Tenasühte bir insan bedenini terk eden ruh bir hayvana veya bir bitkiye de girebiliyor. Ama reenkarnasyon değilse sürekli bir tekamül söz konusu. Yani hiç durmayan bir tekamül. Bir tekamül. Var. Evet. Yani daha alt moral değerlerle başlayan, sonra bedenin ölümüyle birlikte başka bedene girdiğinde daha üst moral değerler, daha üst moral değerler şeklinde devam eden ve sonunda nirvana'ya uzanan bir tekamül söz konusu. Oysa ki eğer böyle bir şey gerçek olmuş olsaydı, bugün insanlığın en üst derecede tekamül etmesi gerekirdi. Ki bakıyoruz tam tersi, insanlık gitgide moral değerler konusunda bir çöküşün içine girmiş durumda. Ve gitgide bitiyor. Evet. Oysa ki her bedenlenmede insanlar daha üst moralle geldiğine göre insanlığın şu an moral değerler açısından en üst düzeyde olması gerekmez miydi? Tabii tekamül varsa tekamül Tekamül varsa var. Oysa ki görüyoruz ki fedakarlık, yardımlaşma, insani hususlar tam tersi gitgide terk ediliyor, erozyona uğruyor. Bencil, egoist, kendini düşünen ve karşısındakini yok etmeye matup bir hüviyete bürünüyor. Evet. Demek ki bir kere buradan bir yanlışlık var. İkincisi, matematiksel olarak ele alacak olursak, mesela bundan 50 sene önce 1 milyar insan vardı diyelim. Dolayısıyla 1 milyar ruh vardı. Doğru mu? Her bedenin bir ruhu olduğuna göre 1 milyar ruh vardı. Peki şu an 5 milyar insan var diyelim. 4 milyar ruh nereden çıktı diyorsun? 4 milyar ruh nereden çıktı? Şöyle, onlar nereden geldi? Tabii Kur'an'dan biraz bahsetmek lazım. Hı. Yani Allah katında ne kadar ruh olduğunu bilmiyoruz. Evet. Peki Allah-u Teala haşa bütün sonsuz kainatı yaratan Rabbim o kadar aciz mi ki her yarattığı bir insan içinde bir ruh yaratamasın? Ki o ruhların hepsi zaten levh-i mahfuzda yazılı ve zaten insan doğmadan önce o ruhlar yaratıldı. Şu an onlar bekliyor. Hep yeni bedenlenmeyle birlikte ruhlar vücuda intikal ediyor ve tekrar Rabbime dönüyor. Beden toprakta kalıyor, çürüyor. Fakat ruh, çünkü Allah'a ait bir şey taşıyoruz biz. Yani şunu anlıyorum, reenkarnasyon yoktur diyorsun. Kesinlikle doğru yoktur. Mu anladım? Evet. Zaten semavi dinlerin üçü de reddediyor. Reddediyor. Bu akaid sadece Budistler'de, Brahmanistler'de ve semavi olmayan dinlerin bazılarında, Şamanist'de falan olan bir akaid. New Age dinler şimdi önümüzde çok fazla var. Yani ben gördüğüm kadarıyla Batı, İsevilik başta olmak üzere, yani Müsevilik biraz varoluş şekli olduğu için bir din olarak görmüyorum orayı ben. Müslümanlığa şimdi hızlı bir saldırı var. Bir de tabii Hinduizm, Budizm gibi taraflara doğru daha çok Orta Doğu'dan sonra Uzak Doğu'ya doğru bir saldırı olacak ve dinsizleştirme operasyonları göreceğiz. Bu bundan sonra gördüğümüz şu olacak. Yeni bir New Age din yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Yaratma kavramını bilerek kullandım.
bu dinler insanların işte reenkarnasyonun olduğunu söyleyecekler. Bu dinler uzaylıların olduğunu söyleyecekler. Bu konulara nasıl bakıyorsun Volkan? New Age dediğimiz dinler de. Scientology vesaire. Scientology vesaire. Tek dünya devleti ideolojisi var mı bunun altında? Tabii hepsinde var. Bütün dinlerde var ama. Rockefeller var mı? Ve diğer onların adamları. Evet. Çünkü dinleri kaldıracaklar ki bir kere önce milli duyguları kaldırıyorlar. Milli duygu kalktığı zaman yerine dini duygular da kalktığı zaman zaten geriye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla o toplumu kendi amaçları doğrultusunda yani uluslararası şirketlerden kurulu bir din oluşturmak istiyorlar. Şimdi bunların altında ben Siyonist Yahudileri görüyorum. Kasıtlı olarak yapılan bir hareket olarak görüyorum. Zaten bir kişiyi hatta toplumu kişiliksizleştirdiğiniz zaman onlara çok daha ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri yönden hakim olabiliyorsunuz. Bence bunun altında yatan bu tür görüşler. Şimdi geçenlerde öyle televizyonda gördüm. Tabii üzüldüm. Sevdiğim de arkadaşlar. Fazla müdahale etmedim ama mesela işte bu uzaylıların yardım ettiği falan. Uzaylılar bir realite. Elbette ki bu kadar yıldız bizim sevgilimize balkon altından serenat düzmemiz için yaratılmadı. Elbette ki oralarda da bizim gibi hatta bizden daha üstün varlıklar var. Uzaylılar gerçek. Fakat şu değil. Mesela İşte geçenlerde bir program oldu. İşte uzaylılar Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiklere yardım etti gibi falan filan. Oysa ki o gelenler evliyalar ve üst düzeyde ruhaniler. Eğer uzaylılarsa niye hiçbirisinin şöyle bir açıklaması olmadı? Mehmetçiklerden, gazi olanlardan veya orada olaylar yaşayanlardan işte sivri kulaklı, metal elbiseli bir varlık geldi o sırada elimi tuttu bana yardım etti savaş esnasında gibi. Niye şimdiye kadar öyle bir açıklama olmamış? Evet. Ama ilginç. Hepsinin şöyle bir açıklaması oldu. Oluyor. İşte sarıklı, beyaz sakallı, cübbeli bir kişi o sırada arkamdan gelip tüfeğime mermi doldurdu ve bir anda veyahut da düşmanın bir an karşımda teslim olduğuna şahit oldum. Yanımdaki bizi kalabalık görüp teslim olduklarını söylediler gibi. Hatta General Trikopis'in Atatürk'e bu yönde söylediği bir söz var biliyorsunuz çadırda. Tabii. O yanınızdaki sarıklar nerede peki nerede diyor. Gördüm diyor, askerleriniz de diyor. Öbürleri nerede diyor. Hitler'in peki de aynı durumu vardır. Bir anda işte siperden birisi ona kalk git bu siperden der. O evet, kalkar gider. Bütün arkadaşları ölmüştür geri döndüğünde. Yani bu tür sıra dışı evet, yardımlar oluyor. O yüzden İfratta tefrite kaçmadan evet uzaylılar vardır ama bu kadar hayatımızın içinde değillerdir. Ama mutlaka ki onlarla bir gün bir iletişim kurulacaktır. Bu bir gerçek. Ama uzaylıların bize medeniyet kurdurdukları, yok işte bazılarının aramızda dolaşıp insanlara şunları yaptık, bunları yaptıkları onlar bence biraz bilim dışı. Bilim dışı saflıkta diyorsun. Evet. Ben bu arada ama uçan senin daireler var. Evet. Uçan daireler bir realite. Uçan daireler varsa uzaylılar zaten var. Tabii ki yani. Bu evren hayır, milyarlarca, hani katrilyonlarca belki yıldız var. Evet. İşte dediğin gibi hiçbir şey boşuna yaratılmış olamaz. Muhakkak. Ben senin bir kitabını tanıtmak evet, istiyorum. Dördüncü Boyutun Sakinleri, Cinler diye bir kitap yazdın. Teşekkür ederim. Bu müthiş bir kitap. Ben de okudum. Çok da feyiz aldım. Teşekkür ederim. Ekrana da versin yönetmenimiz Uğur. Biraz bu kitaptan hafifçe bahsedelim istersen. Evet. Hı hı. Ne anlatıyoruz, ne yapıyoruz. Bir de son söylemek istediğin, katmak istediğin bir şeyler varsa programı yavaş yavaş kapatalım. Şimdi bu kitabı ilk olarak saygıdeğer Mehmet Arlı Beyefendi'nin teşviğiyle, desteğiyle Düşünce Yayınevi'nde de bastık. Sonra Truva Yayınları yayınları evet, ikinci baskısını yaptık. İnşallah senle de üçüncüsü evet, nasip olacak. Tabii üçüncü baskı daha geliştirilmiş olarak. Şu an 250 küsur, 258 sayfa kitap. Üçüncü baskı sanırım 450 sayfaya yakın olacak. Çünkü orada burada yazmadım. Mutlaka benim kitabımda da çok eksiklikler var. Hatalar var, yanlış basımlar olabiliyor. Çünkü yanlış
basımı hatası olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim. Elbette bizim de hatalarımız var, eksikliklerimiz var. Ve kitap zaten geliştirmek için oluşturulmuş bir şey. Evet. Fakat burada ürün olduğu bu için. Soru cevap şeklindeydi Ertan kitap. Evet. Fakat okuyuculardan o kadar güzel sorular geldi ki, ek sorular. Yani bizim dahi düşünemediğimiz sorular geldi. Onları, o soruları da bu kitaba eklemek suretiyle bir 400 sayfaya yakın inşallah bir 3. baskısını seninle birlikte basacağız. İnşallah. Wizard'dan çıkartırız. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak seninle bu programı yapmak çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan kardeşlerime de Allah razı olsun diyorum emeklerinden dolayı. Tenezzül buyurup beni bu programa davet ettiniz. İnşallah bundan sonra daha güzel programlarda görüşmek üzere. Saygı, selam ve dualarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de programa katıldın. Yeni bir kral ve ben senle geçti ve çok keyif alarak bitti. Çok onur duydum, şeref duydum. Bir de vakit duydum. Öyle bir hızla aktı ki yani bir baktım epey geçmiş. Konunun cinler konusu, büyü konusu ve benzeri konular, reenkarnasyon gibi konulara senin gibi bir araştırmacıyla masaya yatırıp bakmak müthiş bir keyif. Estağfurullah. Evet. Bu programımızda da metafizik ve gerçeklerini Volkan Ergenekon'la Kral ve ben de masaya yatırdık. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Müthiş bir hediye.